Sevgili seyirciler gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece aslında uzun zamandan beri e, görmediğimiz ama gündem ötesi seyircisinin ki artık 12. sezondayız. Evvelden eğer takip ettiyseniz bizi e, birkaç kez ama çok olmuştur değil mi? Evet, evet, uzun Oo, zamanlar. Uzun zaman önce e, konuk aldığımız ama yayınlarını takip ettiğimiz e, bir kıymetli ismi ağırlıyoruz. Profesör Doktor Kürşat Demirci. E, Kürşat Hocamızın Şöyle bir özelliği var, evet dinler tarihi profesörü Marmara Üniversitesi'nde ama aynı zamanda arkeolog. Dolayısıyla bu geceki programı zenginleştiren bir başka titri daha var, bunu da vurgulamak isterim. Peki biz bu gece ne konuşacağız? Antik inançların zamanla nasıl günümüzde, çevremizde, komşularımızda, coğrafyamızda bazılarının geleneğe dönüştüğünü, bazılarının da hurafeye dönüştüğünü konuşacağız. Mesela nazardan bahsedeceğiz, eskiden Tılsımlar işte kötü güçlere karşı inanılan bazı kötü varlıklara karşı nelerin kullanıldığını konuşacağız. Ondan sonra sihirli çemberden bahsedeceğiz. meşhur üçüncü gözden bahsedeceğiz ve başka birçok başlığımız var, mesela dövmelerden bahsedeceğiz ondan sonra vücuda yapılan bazı Modifikasyonlar, nasıl modifikasyonlardan evet. ya da deformasyon gibi de aynen, ifade aynen. edebiliriz Doğru. bunlardan bahsedeceğiz ve e, bazılarına şaşıracaksınız sonra kimisine diyeceksiniz ki Aman ya Rabbi bu benim hayatımda da var diyeceksiniz eminim Çünkü gelen tweetlerden o anlaşılıyor. E, gündem ötesi etiketini kullanarak bizlere ulaşabilirsiniz Eğer hocamızın kitaplarından istiyorsanız ki birkaç tanesi hemen göstereceğim e, dinler tarihinin meseleleri Tarih, siyasi, dini ve hukuki açıdan ekumenik patrikhane, Yahudi mistisizmi veya kabalacılık. Bu çok enteresan. Tarihsel serüvende İstanbul'un meczupları ve dilleri. Nesuri Hristiyanlık Antakya teolojisi. Bizim severmek istediğimiz kitap. Mezopotamya, eski Mezopotamya dinleri ne giriş. Evet. Ama o kitabını getirmemiş çünkü öbür evinde kalmış. <laughs> İnşallah kitap gelirse biz de sizlerle paylaşacağız. Gündem ötesi etiketiyle bizlere yazabilirsiniz Twitter'dan ve Instagram'dan. Yaz çok rica edeceğim. Instagram'dan DM'den yazmayın. Yayından sonra orası böyle hmm. yağ yağmış, yağmış. Yani sorular falan ama orayı sayamıyoruz. Özür diliyorum. O yüzden son paylaştığım fotoğrafın altına Instagram'da, Twitter'da da gündem ötesi etiketiyle. Şimdi hemen ilk sorum geliyor. İnanışlarda nazara karşı hangi sembol kullanılır? Kolaylıkla bileceğinizi tahmin ediyorum. Gelen birkaç yorumu okuyorum tamam. ve ilk soruma geçeceğim birazdan. Şöyle ki, Caner Turan, Kürşat Hoca'yı dinlerken bir demlik çay yetmiyor. Oh, o zaman bu gece hazırlanın. Hmm. Peker Bey diyor ki, e, Fatma Ana'nın eliyle ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz? Çok teşekkürler, bunu soracağız. Selma Apak demiş ki, eski zamanlardan kalan kurşun dökme, bal mumu dökme ritüeli nereden gelmiştir? Güzel, bunu da soracağız. Mesut Bey diyor ki, bu sefer Twitter'dan okuyayım. E, Türk toplumunda en yaygın e, batıl inanış nazardır maşallah kelimesinin ebced ölçüsü 41. Az, acaba nazar değmesin maşallah 41 kere bu yüzden mi söylenir? Bence enteresan bir soru. Nevruz'un kökenini Engin Yamanoğlu sormuş. Hastalıklara çözüm için ritüeller soruluyor. Ondan sonra e, mezopotamyaların Mezopotamyalıların yine onunla ilgili tanrı olgusu vesaire bunları geçtim. Güzel sorular da var tabii ki. Göbekli Tepe'den sormuş Beytullah Bey. Zaten e, Engin ve Beytullah Beyler maşallah yani benim Sürekli kadar mi? çalışıyor hmm. vallahi süperler geçmiş hadi bununla böyle bir başlamış <laughs> olalım sonra geçeceğiz <laughs> e, geçmişten günümüze gelen Türk toplumuna ait en bilindi kurafe hmm. ben bir cevap vereyim <laughs> evet olabilir mi? olabilir buna herhalde daha sonra evet cevap vereceğiz Nasıl Yo, şimdi buna böyle hızlıca metabolik. verebiliriz bence tamam. Bir kere herkese hoş geldiniz diyorum, yani bizi izleyenlere. Size de teşekkür ediyorum bütün ekibiniz adına. Uzun zamandır bir arada evet. değildik, iyi oldu aslında. Bence de. Şimdi e, tabii konular birazdan gelecek ama sorudan başlamış olalım. Aslında bu e, kulağı çekip e, tahtaya vurma geleneği e, daha çok bizim e, Orta Asya şamanik e, gelenekte çok güçlü. Anadolu'da hala çok güçlü. Ee, özellikle Anadolu'da tahtacılar arasında tahtacıların da özellikle bunları açıklayacağım tabii yanın yatır denilen grupları arasında yani hem tahtacılar hem yanın yatırlar denilen gruplar e, bizde batıni yani Alevi e, gruplardan gelen alt gruplardır. İşte özellikle Burdur civarında, Isparta civarında veya Çanakkale civarında bu tahtacı Alevileri... Ağaç kesmeden önce, bugün hala az çok uygulanan bir ritüel bu. Orta Asya'da hala neredeyse yapılır. Ağaç kesmeden önce ağaçla şöyle bir iletişime girerler. Önce kendi kulağını çeker. Çektiği bu kulağı ağaca vurur. Bu bu şu anlama gelir. Ey ağaç beni dinle. Yani o kulak kendi kulağı aslında ağacın kulağıdır. Çünkü e, şamanik ya da göçebe veya Orta Asya geleneğinde... Bütün canlılar tabii ki ağaçlarda canlıdır. Ve tahtacı yani ağaç kesenler, tahtacılar bu ritüeli yaparlarken aslında şunu söylerler. Derler ki ey ağacın iyesi, iye şu demek ağacın içinde bulunan evrensel ruh. Tıpkı bizdeki hmm. gibi şunu söyler ağaca der ki ağacın iyesi seni kesmek zorundayım. Kusura bakma bundan dolayı senden özür diliyorum ve beni dinle. Fakat e, bunu bedelini öderim ben sana. Sen merak etme. Demenin bir karşılığıdır aslında bu rütül. Aslında bu ağacın gelir. ruhu falan mesela Avatar'da da. Evet. Da evet. bir hayat ağacı. Evet. fikriyle her Aynen. şey birbirine ne kadar benziyor. Tabii ki Çok müthiş. Şimdi bir tane videolu soru hemen ekrana getireceğim ki programın başında daha çok seyircimiz hı hı. ekran karşısındayken. E, gündem Ötesi TRT.net.tr'den bize videolu sorularınızı tanıtımımız döndükten sonra o cumartesi günü ne yayınlanacaksa e, isterseniz gönderebilirsiniz. Bunun için öğrenci olmanıza gerçekten gerek yok. E, özellikle vurguluyorum çünkü biz sormak istiyoruz ama peynan ben hı hı. ev hanımıyım diyor. Yahu herkes gönderebilir o kadar çok, çok istiyoruz iyi. ki. Evet şimdi bir tanesi gelsin mesela e, Şule Nur Ergin. Bakalım ne soruyor? Bazen kötülüğü def etmek için tahtaya vuruyoruz. Bunu neden yaptığımızı bilmiyoruz işin açıkçası. Bu davranışın kökeninde Hazreti İsa'nın çarmıhta öldürülmesi olduğu söyleniyor. Ne derece doğru? Yok, tabii Artık çarmık, kökeni. kökenini evet, evet, biliyoruz ama Hazreti İsa ile ilişkilendirilmesi bir alakası? Yok, hayır, hayır, yok. Yani o çarmı veya İsa veya Hristiyanlıkla ilişkisi yok. Bizimki bambaşka yani. Evet. Şimdi gelelim Sihirli çembere. Evet sihirli çembere. Ee, ben sizin bir e, akademik makalenizi hmm. e, okudum bununla ilgili. Çok enteresan. Bu sihirli çember neyin nesidir ve hmm. birçok farklı uygarlıkta ya da inanışta hmm. bununla karşılaşıyoruz. İlginçtir kendi hayatımıza bile uyguladığımız yerler olduğunu gördüm. Hmm. Nedir bu sihirli çember? Ee, şimdi tabii bizim burada ele alacağımız bütün konular aslında belli bir tarihsel psikolojik ve sosyolojik süreç içinde bir değerlendirilmeli ama bunu sonraya bırakıyorum ben. Çünkü yaptığımız şey şu. Antik inançlar nasıl geleneğe döndüler? Bunu açıklamayı daha sonraya bırakalım. Belli bir o sosyolojik mantığı içerisinde doğrudan sizin sorduğunuz soruyla başlayalım. Şimdi bu magic circle veya sihirli çember denilen şey aslında bütün dünya üzerinde çok yaygın bir büyüsel uygulama. Bugünkü uygulama şekli veya teknikleri antik çağdaki gibi olmayabilir. Daha başka bir, daha modern bir konsepte dönmüş olabilir. Ama antik çağda veya dünyanın hala bazı yerlerinde, buna Güneydoğu Anadolu veya bizim Mezopotamya bölgesi de dahil olmak üzere, hala bir ritüel mantığıyla uygulandığı yer var. Şimdi bu sihirli çember hikayesi önce nerelerde var? Basitçe bir onu değilim. Sonra da o konsept yani o tanımına geçeyim. Bir kere bizim Mezopotamya'da çok yaygın. Eski Sümer, Asur, buna bir iki örnek de veririm ben. Hı -hı. Ee, Sümer, Asur, Babil, ondan Hı -hı. sonra eski İran, e, Hitit, Anadolu'da Hitit uygarlığında Yahudilerde oldukça güçlü. Bizim Orta Asya geleneğinde Şaman kültüründe de var. Ee, tabii en çok Mezopotamya'da bizim bildiğimiz e, Sümer kökenli olan sihirli çember hikayeleri ki geleceğim birazdan. Biraz Yahudilikle ilgili detay bilgimiz var. Ama özellikle Yezidilerde hala yaşayan bir gelenektir. Yani Yezidi inancında, Yezidiliği üç aşağı beş yukarı herkes biliyor yani bizi izleyenler. Sanki. Yaklaşık 12-13. yüzyılda ortaya çıkan, biraz işte İslam tasavvufu, biraz Mezopotamya dinlerinin etkisiyle oluşan bir senkretik inanç yani. Bugün hala Yezidiler var. Çoğunlukla Kürt kökenli nüfus. Ee, Yezidiler arasında sihirli çember şöyle. Önce sihirli çemberi bir tanımlayayım. Bunun anlamı ne? Sonra hemen Yezidilerden devam edeyim. Şimdi e, diyelim ki hasta oldunuz ya da herhangi bir şeye ihtiyacınız var birinin. E, sizin etrafınıza bir daire çiziliyor. Yani toprağa bir daire çiziliyor. Genel önce pratikten gideyim sonra teorisine geleyim onun. Diyelim ki bir hastayı getiriyorlar alana. Onun etrafına bir çember çiziyorlar. O çemberin üzerine de genellikle meyve, sebze veya çoğunlukla un gibi bir şey serpiyorlar. Yani ondan bir çember oluyor böylece. Tabii bunun dibinde yatan arketipsel inanış şu aslında. hastaya gelen daimonlar yani cinni varlıklar diyelim ona yani kötü güçler diyelim. Bir kişiyi hasta eden kötü güçleri ya da daimonları o sihirli çemberle korumaya alıyorsunuz. Tıpkı Davut'un kalkanı David Shield yani gibi e, hastayı koruyorsunuz daimonlardan. O daire içerisine daimonlar ya da cinler giremiyor. Ve e, cinler kendilerine sunulan adeta rüşvet olarak sunulan o unu ya da sebzeyi alıyorlar ve gidiyorlar. Ve dolayısıyla hastanın içerisinden o cin Tırnak içerisinde çıkmış oluyor ve hasta kurtulmuş oluyor. Sihirli çemberin genel olarak uygulaması böyle. Yani Yahudilikte de kısmen böyle yani daire kavramı ya da çember kavramı aslında son derece yaygın. Hı hı. Fakat sihirli çember bağlamına getirdiğinizde daha çok sağlık, e, hastalık bunlarla ilgili bir büyü ritüeli. Şimdi burada yine sizin makalenizden okuyorum. Şamanların... E, cinler işte kötü Hı -hı. varlıklar inandıkları Hı -hı. kötü ruhlar diyelim. Etkisinden kurtulmak için çadırlarının girişine ha. daire figürü Doğru. çizdikleri biliniyor. Doğru. Orta Asya'da çok yaygın. Yani ya e, çadırın üzerine giriş yerinin üzerine çiziyorsunuz daireyi. Mesela bazen şey oluyor. geceliğin Çadırda kaldığınız zaman ya da barınağınızda kaldığınız zaman ...bütün o barınağın etrafını daireye alıyorsunuz. Yani hı hı. şu an Orta Asya'dan bahsediyoruz. Bizde çok yaygın. Fakat bunun dibi, yani dibi derken hani en arkaik örnekleri... ...Yezidilere gelecek olsak bile önce bir Mezopotamya dibinden başlayalım isterseniz. Tamam. Sonra da Yezidilere gelelim. Çünkü Yezidi kültürü biraz Mezopotamya kültürünün şeyidir, sonucudur adeta. Hı hı. O yüzden Mezopotamya ile belki başlamak Tabii uygun ki. olabilir. Şimdi bizim elimizde tabii eski Mezopotamya uygarlıklarından Sümer, Asur, Babil bayağı bir çivi yazılı metin var. Bu çivi yazılı metinlerde de bu sihirli çember kavramıyla ilgili iyi dökümanlar var. Yani az çok bilgimiz var hakikaten. Mesela ben Sümerlerden bir iki örnek vereyim. Sümerlerde e, zisurru denilen bir kelime var. zisur kelimesi sihirli çemberin tam karşılığı. Ee, bu Zisur yani bu çember çoğunlukla Mezopotamya'da Sümerlerden başlayarak e, bu denilen Nambur bu denilen bir takım e, ritüellerde kullanılıyor. Bu ritüellerin çok önemli bir kısmı da az evvel söylediğim gibi yine hastalıklarla ilgili şeyler. Çünkü hmm. hani antik dünyada hatta öyle bir soru vardı muhtemelen yani yanlış hatırlamıyorsam. E, antik dünyada hastalıkları yapan şey ee, aslında dışarıdan size müdahale eden daimonik güçlerdir. Çünkü hani antik dünyanın mental yapısını insanlar, modern insanlar gibi düşünmesin. Yani ya. hani daimonik güçler deyince belki şey eee Mesela hani şeytanlar, cinler, Ay, kötü tabii, ruhlar, tabii, kötü tabii, enerji kesinlikle. neyse artık neye Aynen, inanıyorlarsa. Tabii. Mesela <laughs> diş problemleri çoğunlukla şeydir. Yani sizin yaptığınız bir günahın bedeli olarak bir ...ne diyelim cinli varlık dişinize girer ve sizin dişinizi oymaya başlar. Hı. Veya herhangi bir hastalığınızın nedeni hep bütün bunlardır. Şimdi bunlardan nasıl nasıl kurtulacaksınız? Yani hı hı. antik dünyanın mentalitesi içerisinde. Aslında antik dünya da bu bağlamda iki şey yapıyorlar. Hem klasik tıp da uyguluyorlar az çok hem de büyü de mutlaka yapıyorlar. Hı hı. İşte bu anlamda büyüsel fonksiyonun en önemli şeyi, mekanizması sihirli çember. O zaman e, yine aynı şekilde o söylediğiniz büyü hikayelerinde de yine o sihirli çemberi çizip yine mi içine oturuyor, aynı. içinde duruyor? Sihirli ha. çemberi çiziyorsunuz, etrafına çemberin üzerine un koyuyorsunuz, hastayı içeriye koyuyorsunuz. Baltu denilen e, bir tam o ne olduğunu bilmiyorum ama diken gibi bir şey koyuyorlar yani o çemberin üzerine aynı zamanda. Hı hı. O diken büyük ihtimalle daimonun girmesini engelliyor. Un da daimona rüşvet olarak veriliyor ve hastadan artık vazgeçiyor. Muhtemelen e, bu yaptıklarına ek olarak da bir şeyler okuyorlardır herhalde, evet, evet. bir şeyler ha, söylüyorlardır. Tabii. Söz bunlar, ritüeller. Tabii. bunlar ritüeller, bunlar ritüeller. Evet. Bu yalnız sadece e, yani Yahudilerde de tılsım olarak kullanılıyor. Tabii, tabii, hani kesinlikle. sanki böyle çok uzak diğerlerde kalmayacak. Eski ahitte de e, sihirli tabii. çemberin çeşitleri var, var. Var tabii. Yani Yahudilerde de yaygın. Eski ahitte mesela Ezekiel kitabında falan da geçer bu. Eski ahitte birkaç konsept bağlamında geçer. Mesela e, daire çizmek yani mesela Yahudiler eee fethedecekleri ya da işgal edecekleri şehirlerin etrafında önce bir dairesel tur atarlardı. Yedi, hmm. yedi defa tur atarlardı. Bu şeydir yani işgali kolaylaştıracak ve e, kötü güçleri işgalin e, engel olacak kötü güçleri bertaraf etmek içindir. Yeshua ya da Yeshua ya da Yeşu peygamber mesela bunu yapmıştır savaşlarında şehirleri kuşatırken yedi kere dönmüştür şehrin etrafında. Tabi bunun dışında e, İbranice de şey kullanılır. Hag ve Savav kelimeleri. Yani çember için ya da daire için iki kelime çok yaygındır. Hag ve Savav bunlar dönme, daire falan anlamına gelir. Tavaf. Tavaf aynen aynen tabii. Yani İbranicesi Savav ama tavaf kelimesiyle etimolojik olarak aynı kökten gelir. Hak kelimesi de hacdan aynen. gelir. Yine tavaf yani onun mantığı da aynı. E, bir de şey pratiği de var Yahudilerde, antik dünyada özellikle O sihirli çemberin Yere çizilerek Hastalıklardan ya da kötü güçlerden Uzaklaştırılması mantığı Hı. Mesela Talmud'da şey vardır Meşhur, Talmud biliyorsunuz ki Yahudilikte tefsirdir Yani tanak, kutsal kitaba yapılan tefsir Hı. Talmud, artık siz bunları iyice Biliyorsunuz, öğrendiniz yani Yani Yahudilik uzmanısınız yani ee, i̇şte o Talmud denilen bu tefsir kitabında... Bu arada Ömer Faruk Arman Hoca'yı da Allah evet. rahmet eylesin. Ha. Ömer Hoca tabii benim... Ben Ömer Bey'in asistanıydım. yani hoca, hmm. Benim hocamdı. Sizin hem dostunuz hem burada konuk ettiğiniz... Sevgili hocamız tabii başı olsun, var konu. bizim onun. Biliyorum. Aa, evet. Aynen biliyorum. Evet. Ee, Talmud'da e, Yoni adıyla bir kahraman vardır. Yani bir büyücü Rabbi meşhur Yoni. O mesela... ...hep yerlere sihirli çemberler çizerek hastalara şifa getirir. Bunlar da mı unla yapıyor? Ee, bazen unla da yapılıyor ama daha çok ellerinde bir değnekler var... ...o değneklerle toprağa şey yapıyorlar, ee, bir çizgi, çember hattı çiziyorlar. Bu anlamda Çemberci Yoni, meşhur adı odur yani onun. Sonra şey vardı Yahudi geleneğinde tabii çok isim var da biz burada hepsini sayma şansımız yok... Özellikle Hasidik Yahudilik denilen Doğu Avrupa Yahudiliğinin kurucusu 18. yüzyılda Baal Shem Tov var meşhur. O Hasidikler de hani lüle evet. lüle saçları evet. var ya evet. oradan hatırlar seyir. seyirciler. muhtemelen bilecektir onları. Hasidik geleneği tabi bizde biraz tasavvufa benzeyen mistik bir gelenekte ve diğer Yahudilerden biraz daha farklıdır. Ve çok magikal yani büyü sihir çok güçlüdür Hasidik gelenekte. Hmm. Orada da e, Baal Shem Tov to, yani bu hareketin başlatıcısının yaptığı en meşhur şeylerden birisi bu sihirli çemberdir. O işte hastalıkları yine iyi eder, daimonları, kötü güçleri e, bertaraf eder. Dolayısıyla Yahudilikte de güçlü bir gelenek. Hı hı. Ama bugün tabii çok yok yani hani Yahudilik anlamında çok düşünmesinler. Ama şöyle yani Eski Ahit'te geçiyorsa evet. o geleneği yaşatan Yahudilerin olduğunu. Tabii tabii. İşte hala söyleye var. Söyleyebiliriz. Evet. Tabii. Ee, yine bu arada bir soru daha sorayım. Ee, kitaptan çok isteyen seyircimiz varmış. Gündem ötesi etiketiyle görüyorum. Güzel sorular ve yorumlar yazıyorsunuz. Ee, bir sorum daha olsun. Kolay olsun. Dicle ve Fırat nehirlerinin arasında kalan bölgeye ne isim veriyoruz? Bunu size soracağım. Ondan sonra yani nazarla ilgili de çok güzel ve değişik cevaplarda gelmeye başladı. Buradan da sorularınızı yönelteceğim. Şimdi ne diyordum ha Yahudilerle ilgili. Şöyle bir not var burada sizin makalede. Hı hı. Birinci yüzyıl Yahudi literatüründe bir çember şeklinde olan Süleyman'ın yüzü bu sihirli çemberin prototipi olarak kabul edilmiştir. E, ee, Hasidik Yahudiliğin kurucusu az önce söylediğiniz koruyucu amaçla yere bastonu çember çizerdi. İşte bu da diyor e, Hazreti Hz. Süleyman'ın yüzüğünün yine yuvarlak formu. Doğru. Doğru. Yani Yahudi geleneği o sihirli çemberi şöyle algıladı. Süleyman'ın mührü ve Davut'un kalkanı. Çünkü hı hı. yani özellikle Midraş denilen yine bir başka Yahudi tefsir geleneği olan Midraş'ta ee, ...bu Süleyman'ın mührü ve Davut Yıldız'ı çok popülerdir. Ee, kötü güçlerden koruyan iki tane önemli semboldür. Hı hı. Bu çember de e, Süleyman'ın mührü ve Davut e, kalkanı ile ilişkilendirilir. Yani Enteresan bir soru var hı hı. diyor ki... E, Betna Curl galiba ismi Twitter'da e, gündem ötesi etiketiyle yollamış. Bu Dreamcatcher hatta böyle bir film falan da vardı. E, rüya kapanları <laughs> hatta hediyelik eşyada alırlar getirirler. E, bu rüya kapanlarının yuvarlak olmasının sebebi de acaba bu sihirli çemberle mi <laughs> alakalı? Rüya kapanı da şöyle bir şey galiba yanlışım varsa beni düzeltin. E, böyle inanışa göre rüya kapanı Dreamcatcher diye bir şey koyuyorlar. Mesela odalarına o da işte gece sen uyurken herhalde kötü Hı -hı. rüyaları mı Aynen. engelliyor? O Aynen. tarz bir şeydi bu. galiba. Fakat işte bu örnek mesela şey. Antik inançların modernleşmiş gelenekleri. Yani genç boyutu. Ama yani öyle mi? Tabii tabii. Yani dibinde sihirli çember konsepti var kesin yani. Hmm. Ay neler neler. Şimdi diyoruz ya biz bu Nazar'la ilgili soru sorduk hmm. ya ilk figür olarak. Mesela o figürü şey diyen de var, Atnalı diyen de var. Böyle şeyler göndermişler. Hmm. Aa bak diyor ki Nazar'ı önlemek için eskiden diyor e, kaplumbağalardan böyle şeyler yapılıyormuş. Akseki'deki müzede çekmiş Elif Ceylan. Teşekkür ederiz Elif'ciğim. <laughs> Aslında o da böyle biraz yuvarlığımsı veya... Tabii, tabii. Değil mi şöyle görebiliyor musunuz acaba? Tabii şey. şeyi... Ha, aynen. Akseki'de müzede sergileniyormuş. Eskiden böyle evet. inanıyorlarmış ki nazara ya da işte kötü güçlere karşı koruyor. Teşekkür o, ederim. O kaplumbağanın e, kabuğu serttir ya ve evet. daire şeklindedir. Evet. O arketip kaplumbağa o şekilde kullandırtıyor. Doğru yani. Mantıklı. Güzel bir örnek. Evet. Güzel bir örnek. Teşekkür ederim. Ee, şimdi benim aslında çok tanıdık bulduğum ve birkaç arkadaşıma söylediğim zaman da "Aa evet" dediği bir şey var burada. Hı hı. Belki seyircilerimiz de tanıdık bulurlar. Diyor ki şimdi hititlerde mesela aile içi geçimsizliklere ka karşı yapılan bir ritüel. Özel olarak hazırlanan hamur tarafların üzerinde döndürülerek hı hı. yine böyle bir daire. Şimdi ben şeyi hatırlıyorum mesela küçükken birileri tartıştığı zaman işte aman bir daha işte Kürşat senle konuşmayacağım bir daha seninle de böyle program yapmayacağım deyip böyle ant içtiği zaman sonrasında da işte vazgeçiyor ve o taraflar yine bir araya gelmek istiyor belki. Hı hı. Onun üzerine de şeyi hatırlarım işte aman bir ekmek getir de ekmeği çiğnerler hamur haline getirirler de ha, kapıdan aynen, falan. Tabii. Ya bu Biz aslında yapılan bir şeydir. Bak varmış. Biz Çerkez Kastamonlarda da var yani ben hatırlıyorum. Size ne yapıyorlar? Yapar. Aynısı. Yani ekmeği böyle alırlardı veya şeker de yaparlardı bazen. başım üzerinde üç kere dolandırırlardı. Ha, üç kere tabii o illaki Ondan üç. Sonra o artık tamam devam anlamına gelirdi yani. <laughs> evet çeviriler. Tabii şöyle bir şey söyleyelim. Yani e, bu konuştuğumuz şeylerin e, inanç tarihinde yani birileri bir zamanlar buna inanmış ve hayatında tutmuş işte hurafeye de dönüşmüş veya geleneğe dönüşmüş Tabii. nasıl adlandırırsanız Tabii. ve hala dünya üzerinde bunlar yapılıyor. Tabii. Ama hani diyeceksiniz ki İslamiyetle bir alakası var mı? Yok. Evet. Onu vurgulayalım e, yanlış anlaşılma Tabii. olmasın diye. Şimdi bir tane Zaten daha... Pardon biz hani bu... daha çok tarihçi gözüyle bakıyoruz olaya hani çok... E ee, hani tabii canım yani kültürel dünyanın bir parçası. Aynen yani. öyle. Kültürel dünyanın bir parçası. Hı hı. Bir de şöyle. Yani şimdi mesela en başta nasıl konuştuk? Ya bunu sokakta tabii. gördüğünüz 10 kişiden tabii, bir 4'ü 5'i yapar. Artık öğrendiler. Artık insanlar hani bunun neden yapıldığına hı. dair bir fikirleri evet. olsun tabii ki. Tabi bilen yine biliyordur. Ee, burada yine Hititler mesela depresyona karşı bile tabii, tabii Bunu uyguluyorlarmış. Yani Hititlerde de çok yaygın. Mantık yapar, mesela şey yapıyorlar genellikle. Antik dünyanın bütününde ama Hititlerde şimdi o örneği verdiğiniz için şimdi daim cinlerin ya da kötü güçlerin evlere girdiği mekanlar daha çok köşeler, kapı aralıkları ve şeyler, pencere varsa yani pencere aralıkları. Orada yaptıkları işlemler de şu, mesela fasta bunu hala Yahudiler hala yapıyorlar. Ee, evlerin köşelerine, pencere önüne, yani modern zamandan bahsediyorum. Şu an Yahudilerden bahsediyorum, sonra Hittilere geleceğim. Özellikle Fas, Kuzey Afrika'da yatarlarken, yatmadan önce, böyle ellerinde sembolik bir kılıç, e, evlerin köşeleri, pencere ve kapılarına daire şeklinde e, bir hareket yapıyorlar, bir jest hmm. yapıyorlar. Hala yapılan bir şey bu. Bu mesela işte o sihirli çemberin daha soyut bağlamda yapılışı kitlerde de e, evlerin köşelerine böyle sihirli veya bir şey yani mühür bizim ne derler mühür yani silindir mühür dediğimiz bir şey var eski Anadolu'da ve Mezopotamya'da o mühürleri gezi onlar çünkü silindir şeklinde yani yuvarlak o mühürü gezdirdiğiniz zaman siz diyelim ki pencerenin e, köşenin önünde o mühürle bir daire çiziyorsunuz. O çizdiğiniz daire dışarıdan gelecek olan cinni varlığı hapse almış oluyor yani artık o dairenin içinden çıkamaz yani o yüzden yani hititlerde tabii çok yaygın yani evet ee, ya da mesela tütsü yakarlar o geldi birden Hı -hı -hı. Ha, gel işte aman dur Kürşat Hı -hı. senin de kafandan geçtiğinde evet evet, evet evet üç kere evet. şimdi içinden çıkamaz deyince e, yayından önce buluştuğumuzda Hı -hı. E, şöyle bir şey hatırlatmıştınız ...Murat Anmunga'nın bir yazısında. Evet, evet. evet. Onu bir anlatabilir şey... miyiz? Ya ben onu tabii çok hani hatırlayamadım aslında. Ya okudum ben onu. Ben onu buldum. Ya bu galiba ha. Evet. Onu yıllar önce okumuştum. O biraz kendisinin öyle bir geçmişi olabilir bilmiyorum yani bir Hı. hani Ya şey, e, okuldan eve sonra eve dönerken boş bir arazide toplanmış 3-5 çocuk görür. Yanlarına yaklaştıkça bir yandan gülenler, bir yandan ağlayan. Evet, evet. Ne oluyor diye bakınca ee, bir çember çizilmiş. Hı hı. E, çocuk içinde. Bu. Diğer çocuklar da ona taş atıyor. Evet, Şimdi taş evet. atanlar eğleniyor. Ama çemberin içindeki çocuk hiç kaçmıyor. Evet. evet. Niye kaçmıyor? Çocuk i̇şte, yezidiymiş. Yezidi, evet. Yezidilerde tabii bu çok önemli. Yani e, hala uygulanıyor kısmen yani. Belki modern son zamanlarda artık çok vazgeçilmiş olabilir ama. Tabii Yezidilik şöyle, az evvel söylediğim şeyi hemen bir tekrarlayayım. Yezidilik 13. 12-13. yüzyılda aşağı yukarı ortaya çıkan daha çok Irak, Suriye, işte Anadolu'da da vardı bir zamanlar. Büyük oranda da Kürt nüfusun içerisinde yaygın bir inanç. Eski Mezopotamya, bizim tasavvuf böyle ikisinin arasında bir inanç. Hı hı. Tabii Yezidiliğin pek çok ritüeli eski Mezopotamya'dan falan kalmış hakikaten. Eski Sümerlere kadar çıkan bayağı bir hikayesi var. Fakat bunların içinde en güçlü korunan bu sihirli çember. Tabi Yezidilerin içinde sihirli çemberle ilgili bize bilgi veren önemli bir adam da böyle çok enteresan bir adam da ve ben de yani tuhaf buluyorum o adamı. Meşhur Gregory Gurdjieff vardır. Bu Gurdjieff ee, aslında bizim Karslı falan da yani e, muhtemelen işte Grek kökenli, bazılarına göre Rus kökenli. Macera önemli. sever. Macera sever, Ezoterik bir adam. Hmm. İstanbul'a geliyor. 1930'lu 20'li yıllarda falan İstanbul'da Mevlevilerle bizim Beyoğlu Mevlevihanesi'nde muhabbetleri var. Ve bir gezgin. Güneydoğu Anadolu'da ve Mezopotamya'da veya Irak'ta falan gezerken Yezidi köylerine uğruyor. Ve Yezidi köylerinde bu sihirli çember hakkında bize iyi bilgi veriyor. Yani bizim aslında bugün çok yaşadığını bilmediğimiz için en iyi malzeme bu Gurjiyev'in bize kalan anılarıdır yani. Ve orada hikaye aynı. Tıpkı eski Mezopotamya'da olduğu gibi. Ve orada enteresan bir olgu var. Aslında bu Mezopotamya'da da var. Şimdi sihirli çemberi kim çizmişse yani diyelim ki sizi çemberin ortasına getirdiler herhangi bir şeyden dolayı. Sihirli çemberi ben çiziyorum etrafınıza. Çemberi ben silmedikten sonra sizin oradan çıkmanız mümkün değil. İşte şeyin Yezidi e, çocuğun çıkamaması. Aynen yezidi severim. çocuğun çıkamaması hikayesi o. O çemberi ben ancak silebilirim. Yoksa orada kalabilirsiniz. Hmm. Ve bu bizim Mezopotamya kaynaklarında da böyle. Çok enteresan yani. Çok acayip evet. evet. Ee, Şöyle bir tweet atmış Altan Serim, gündem ötesi etiketiyle. Pelin Hanım, bahar ayında tarlaların etrafında Kur'an okunarak çembere alınır, dolu yağmasın diye korumaya alınır. Doğru. Bunu biliyor muymuş hocamıza evet, evet, da evet. söyler misiniz diyor. doğru. Evet bu da enteresan. Doğru. Tabii şimdi bu e, sihirli çemberle ilgili anlatacak çok şey var ama e, böyle olsun, tadımlık olsun. Şimdi bir başka konuya daha Hı -hı. geçelim Hı -hı. istiyorum. Bununla ilgili Senem Hanım diyor. E, bir tweet atmış. Teşekkürler. Gündem Ötesi etiketini mutlaka kullanın. Kitap istiyorsanız hocanın e, ve Instagram'da da yazarken diyor ki, Güneydoğu'da yaşlıların alınlarına yaptığı dövmeler nedendir hep merak ederim diyor. Hmm. Evet. Tamam çok güzel. Zaten konuşacağımız mevzulardan geldi. biriydi. O, evet. o zaman şey mi? Body modification. Evet bence geçelim. geçelim. Tamam. Peki. Sadece bir sihirli çemberle şey. bir hemen bir, bir küçük cümle. Tabii bu Çember ya da bu ritüeller, inançların önemli bir kısmının birer arketip olarak düşünülmesi lazım. Yani yani e, mesela sihirli çember, e, kolektif bilinç altında o kapalılığı var ya sihirli çemberin, bakın evet. bir, bir şeye kapatıyor sizi. Bu bir arketiptir. Yani e, geleneklerin önemli bir kısmında bu arketipler çözümlenmeden çok iyi anlaşılamaz. O O geleneğin mahiyeti. Diyim ve şöyle, yani şey mi böyle e, hani kültürün bir parçası mı diye e, yani şöyle bilinçaltımızda çok derin bir şekilde uzun yüz binlerce veya binlerce yıldır işlenmiş ve hayatta tecrübe edilmiş gerektiğinde bilinçaltından bilinç üstüne fırlayan kavramlardır hmm. bunlar arketiplerdir. Ama bu tabi hani çok uzun bir hikaye buna tabii, göre ama şöyle gitmemeyiz. bir şey var e, sonuçta hani dünya da dönüyor evet, tamam evet, mı tabii, müthiş. yani Tabii. Dünya kendi etrafında dönüyor. Evet. Dünya her şey bir etrafında. dairedir. Her şey evet. Her şey bir şey işte o arketiptir. Yani insanların her şeyin bir daire olarak gözlemlemiş olması bir arketiptir. Yani Hı -hı. biraz öyle. Peki bir soru daha sormuş Hı -hı. olayım sevgili seyircilerimize. Ee, şimdi ilk sorumuz şuydu. Nazara karşı hangi sembol kullanılır? Cevaplarınız geliyor ve ben aslında bir tanesini özellikle yazacaklar Hı -hı. diye düşünmüştüm. Çokça geliyor. Ee, Yayının Sonlarına doğru onları okuyacağım. İkinci sorumuz şuydu. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan bölge hangisidir diye. Bu gece çok zikrettiğimiz için nerede olduğunu belki bir daha bir daha. Ee, bir soru daha soruyorum. Ülkemizde Mezopotamya şehirlerinden yani o bölgede yer alan şehirlerimizden Birinin ismini yazmanızı rica edeceğim gündem ötesi etiketiyle. Şimdi gelelim, evet bu fotoğraflar zaten evet. çok enter ya Ben de çok merak Hatta Hülya Avşar'da da var mıydı? Şurasına bir tane sanki bir şey yaptırmıştı o olabilir. da. Olabilir. Genelde değil mi aşiretlerde oluyor. Evet, aynen. E, bu dövmeler neyin nesi? Evet. Yani güzellik için mi yapılıyor, evet. estetik için mi yapılıyor, başka sebebi var mı? Ha, evet. Buyurun Hülya Arşar. Hülya Avşar'da da var mıymış? Hani? Evet, evet şurasına yaptırdı. Aa, wow. Hatta şey demişti galiba Hülya Hanım, yanılmıyorsam. E, çok hoşuna gidermiş küçüklüğünden hmm. beri böyle çevresindeki büyüklerde falan da görürmüş. Canı hmm. istedi yaptırdı. Ya, güzel bir, <laughs> güzel. Evet. Şimdi tabii bu dövmeden başladık biz. Tabii bu bu şu an bizim dövmeyi yerleştireceğimiz alan body modification denilen veya vücut üzerine ölmeden önce veya öldükten sonra yapılan bir takım şekil değiştirmeler, yani modifikasyonlar. Ee, i̇lk örneğimiz bu dörmeler olsun yani. Tamam. Tatu denilen dörmeler olsun. Tabii şimdi bu dörmeler veya bundan sonra vereceğimiz bu vücut üzerine yapılan bir takım operasyonlar çizilerek veya kesilerek belli bir antik veya şeyler şeylerdir, ritüellerdir. Bir kere o, onu söyleyelim. Yani belli bir inanç doğrultusunda Tabii. bunlar yapılıyor. Evet. Yani bunlar ister paleolitik dönem neolitik yani kalkolitik ne zaman başladıysa bile ee, o zaman bir inanç bağlamında başladı. Fakat bugün itibariyle baktığımızda bütün bu body modifications'lar ya da vücuda uygulanan operasyonlar daha çok estetik, gelenek gibi bir modern kavrama dönmüştür. Böyle bir biraz ayırmak gerekiyor. Tabii canım. Yani. Şimdi e, şu... Biz kadim zamanların izini evet, konuşuyoruz evet, evet, şu anda. Şu yani anda... bahsettiğimiz evet. işte sevgilisinin adını dövme yaptırmış değil tabii, yani. Tabii tabii. Evet. Şimdi mesela bu örnekler üzerinden gidelim. Bu dörmeler üzerinden. Bizim e, Güneydoğu Anadolu'da e, ve şeyde Mezopotamya'da aslında çok yaygın hala yapılıyor. Aslında bizim e, Orta Asya geleneğinde de çok yaygın tabii. Yani e, pazırgda falan yani Orta Asya Pazırk'ta falan bir dövmeli dörmeli e, şey bulundu. Beden ceset bulundu. Fakat şu an hani daha uygulanabilir ve gözlemlenebilir olduğu kadarıyla Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu'da oldukça yaygın. Ee, özellikle mesela bizde daha çok astral semboller var. Yani dövme olarak yapılan geleneksel dövmeden bahsediyorum tabii. Hani burada olduğu gibi dediğiniz gibi hani kola işte aşkım senin için ölüyorum dövmelerinden bahsetmiyorum yani. Genellikle e, bu geleneksel dövmelerin önemli bir kısmı astral sembollerdir. Çok küçük bir kısmı hayvanlarla ilgilidir. Mesela yıldız. Evet. Mesela az önce Hülya Avşar'da Aynen. gördüğümüz yıldız. Aynen. Ee, mesela güneş, yıldız, ay, işte burçlar ve bütün bunlar bazen hayvanlar. Tabi bu e, dövmenin arkasında yatan e, yine arketipsel mantık şu aslında. Mesela diyelim ki bedeninize bir hayvan dövmesi yaptırdınız ki primitif kültürlerde çok yaygın yani. İlkel. İlkel kültürlerde. Bunun anlamı şu. O hayvanın gücünü elde etmek istiyorsun. Yani o hayvanın gücüne sahip olmak istiyorsun. Dolayısıyla Aslan çizdiriyorsun aslan kesinlikle. gibi güçlü olacak. Büyüsel şeyler bunlar. Yani hani bunların biz böyle çok derin akademik şeylerine muhabbetlerine gireriz ama hiç gerek yok yani. Ama ana hatları da böyle hakikaten. Ama şey yine şamanlarda onlar da böyle tabii, tabii, hayvanın ruhuna giriyor neyse. Tabii tabii. Maske taktığınız maskelerde mesela bir hayvanın maskesini ha. takıyorsunuz yani. Onlar da aynı. Yani, yani bir çeşit kendince büyü yapıyor ve doğaüstü bir güce sahip olduğunu düşünüyor o tabii, dövmeyi kendine tabii, yaptırdığı zaman. Tabii. Çünkü bakın bahsettiğimiz dönemler animistik bir nörolojik yapının egemen olduğu dönemler. Hı. Yani başka bir mental dünyadan bahsediyoruz. Çok rasyonel bakmasın seyirciler. Mesela astral semboller yaptığınızda ne anlamı var? İşte bugün hani çok yaygınca yapıldığı gibi ee, o da şu artık Bu mesela ya, o az önceki güneş miydi? Hani astral dedi ya o, bu o dikkatimi çekti. Az önce bir tane teyze mi vardı bir önceki? Bir öncekinde. Ah değiştirsin bakalım. Tamam. Şöyle bir şey vardı şurada böyle hmm. böyle böyle. Ama büyük ihtimalle güneştir yine. Büyük ihtimalle evet güneştir. Ee, Bak mesela bu şeyler var. Bu teyzelerde de böyle X'ler var mesela. O X'ler aslında şey sembol daha çok yıldız. Ha bu yıldız, yıldız mı? Yıldız yıldız onlar yani. Şu insana benziyordu değil mi? Evet, evet, o, Bak şuradaki o insana insan benziyordu insan sağdaki. Aynen. O bir insan. Figür. Peki bunlar ne zaman yaptırıyor? Yani küçücükten mi yaptırıyor yoksa belli ya bir yaştan sonra mı? Şöyle bu genellikle dövmeler en azından yaygın olduğu anlamda. Tabii bugün çok modern bağlamda nasıl oluyor? Hani bakmak lazım ama klasik anlamda söylüyorum. Anadolu'nun güeyde olsun, Mezopotamya içinde böyle. Bu dörmeler belirli yaş dönemlerine veya inisiyasyon dönemlerine geldiğinizde yapılıyor. Ne demek bu? Şu demek. Mesela diyelim ki işte 13 yaşına geldin. Yani ergen oldun. Sana işte o konseptle ilgili bir toplum yani sana o sürece girdiğine işaret eden yanı da olan, bu, bu yanıyla sosyolojik bir olay zaten, bir dövme yapıyorlar. Mesela bir yıldız. Mesela evlendin, yine inisiyasyon ütüeli. Ya arkadaşlar o bulamadınız mı onu? Bir bize gelip de şurada değiştirebilir misiniz o söylediğim güneşi? Teşekkür ederim. Evet. Onu mesela evlendin, sana bir başka dövme daha. Yani klasik dövmenin mantığı budur aslında. Hı hı. Ee, o her bir dövmenin neyi sembolize ediyorsa mesela bu her ne kadar yıldız güneş falan görüyorsunuz görüyorsanız burada bunların hepsi antik dünyada bir tanrı sembolüdür. Yani siz e, yüzünüze bir güneş yaptığınız zaman orada şamaşın ve Mezopotamya'da Şamaş güneş tanrısı yani hı hı. veya Şems yani onun gücünü elde etme gibi bir imkan yaratıyorsunuz kendinizle. Biraz öyle düşünsünler. Ha, evet, işte bu. Ha, bunlar tabii güneş, tabii. İşte oydu. Tabii. Çok ilginç oldu. Hı. BTR'den şey dönemediler oraya ilginç. Peki şimdi şöyle bir hı hı. şey söyleyeceğim. Ee, o güneşi inatla istememin sebebi hı hı. bir e, hatıradan bahsedilmiş de Diyor hı hı. ki işte rahmetli annemin diyor iki kaşın arasında kalan boşlukta belli belirsiz bir dövmesi vardı diyor. Bak bunlardan böyle çok görüyoruz da tabii, tabii. o yüzden görünsün istedim. Tabii. Bu aslında güneş ve güneş ışını değil mi? Güneş ama aynı zamanda kor koruma yani bir bir nevi kötü gözden kor koruma fonksiyonu da var yani ha. güneş. Çünkü şamaş yani Mezopotamya'da Şamaş tarih Güneş tanrısı yani sizi kötülüklerden de korur Dolayısıyla evet. <laughs> şimdi bu diyor ki e, anneme e, çok sordum bu dövmenin hikayesini falan Neyse o zamanlar 8-10 yaşlarında zaman zaman köyümüze buğday, un, yumurta dilenmek amacıyla göçebe hayatı yaşayan bizim keraçi dediğimiz kadınlar gelirdi. Ee, hemen etrafını çocuklar, genç kızlar birikirdi. Birkaç dakika içinde bir iki kişi hemen eline, alnına falan filan böyle bir şeyler yapardı, dövmeler yapardı. O da işte tesadüf orada önüne oturmuş birkaç dakika içinde yapmış. Bu dövmenin nasıl yapıldığını biliyor musunuz? Yok teknik olarak deve altına tabii yapıyorlar. Evet Aha. ama e, mesela çok e, ücra köylerde, kasabalarda bile yapılabilmesinin Hı -hı, e, imkanı şöyle doğuyormuş. Mesela mezopotamya'da uygulanan yöntem. Hı -hı. Anne sütü. Hı -hı. Özellikle de kız çocuk doğurmuş loğusa kadınların sütünü alıyorlarmış. Hı -hı. Orada herhalde Muhakkak vardır bunun bilimsel tabii, bir tabii. karşılığı. Ondan sonra ateşte uzun süre kalmış kazanın isini kazıyorlarmış, sütle bir karışım elde ediyorlarmış. Ondan sonra basit bir iğne yardımıyla derinin altına böyle tık 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 hmm. e, dövüyorlarmış. Hmm. Derin olmayan bir yarı açılıyormuş, bir iki gün kabuk bağlıyormuş. Ondan sonra istediğin kadar sil, Doğru. istediğin kadar yıka çıkmıyormuş. Evet, evet. kabuktan sonra anne sütü değil, tabii, aynen. ve kazanın isi evet, müthiş. Tabii. Çok acayip. Antik yani eski zaman, dönemlerde şey yapıyorlar ölmüş bedenlere daha çok o şeyleri dövmeleri kırmızı aşı boyası denilen boyayla yapıyorlar. Öldükten Top, sonra. Öldükten sonraki büyük oranda öyle işte iskeletin çeşitli yerlerine o derinin ve kalması yani deri derken kemik üzeri aslında aşı boyası denilen boyayla bütün vücut neredeyse boyanıyor yani. Evet bu arada bu antik mısırlı kadın hmm. yalnız ne kadar detaylı dövme evet, yapmışlar evet. ona da. İşte Antik Mısır'da da var olan bir tabii, tabii. Durum. Bu arada Antik Mısır'dan bahsetmişken bence Horos'un gözüne de bir... Evet. Ona geliriz herhalde birazdan değil mi? Bence gelelim. Gelelim. Öteki modifikasyonları söylemeyelim. Ha, doğru tamam Baya onları söyleyelim. şeyler söyleyeyim. var yani heyecanlı evet, evet. atraksiyonlar var yani. Ee, şöyle... E... bu arada zamanı tabi ben bilemiyorum. Siz olsun olsun. Öyle şey, mi? şey e, yapmayalım insanlar? Bölümü de hani... tamamlayalım ondan sonra tamam. Horus'un gözüne geçelim. Hı Şimdi mesela Endonezya'da veya Endonezya Filipinler o bölgede çok uygulanan, hala uygulanan modifikasyon yani şekil değiştirmelerden bir tanesi şeydir. Parmak parmak boğumlarının kesilmesi. Bu bugün hala yapılır yani. Az evvel burada da geçti bir tane fotoğraf. Bu parmak boğumlarının kesilmesi de tabii ki yine ritüelistik bir şey. Yani şöyle. Ee, buradaki hikmet diyeyim yani buradaki etiyolojik mantık şu. Ee, yakın biriniz öldüğü zaman o ölen kişinin e, tırnak içinde belasına uğramamanız için çünkü onun acısına ortak olmanız gerekiyor. Onun o acısına ortak olmazsanız belasına uğrarsınız. Belasına uğramamanız için kendi canınızı yakmanız lazım. Canınızı yakmanız için de her bir ölen yakınınız için ve bazen hiç elde bir şey kalmıyor tabii. Bir boğumu kesmeniz gerekiyor. Bu bağlamda baktığınızda tamamen şeydir, ritüelistiktir. Yani çünkü korkuyorsunuz tehdit edici bir güçten ancak böyle kurtulabilirsiniz. Bu yaygın. Ama en çok yaygın muhtemelen seyircilerimizin en çok bildiği örnekler şeydir. Hani daha çok Afrika'da falan o boyun uzatma modifikasyonları. Evet, acayip uzun tabii. boyunlu kadınlar. Onlar da tabii doğuştan itibaren halka halka yani şunlar yani. Tabii bunları siz çekip aldığınız zaman hani omurga tutmuyor sizi ve ölürsünüz yani. Çünkü boyun kasları da çok tabii. güçsüz olduğu için. Aynen. Kesinlikle. Bu, bu da Peki tabii, bu ne yapıyor? Küçücük kız yani. Tabii doğuştan itibaren. Bunları takmaya başlıyorlar. Tek takıyorsunuz. Ondan sonra. Peki bunun kökeni Niye takıyorlar? Şöyle tabii bunlar bugün için estetik gibi görünüyor. Fakat dibine baktığınızda bunların hepsi e, yine ritüellere dayanıyor. Mesela bakın bu, bunlar da dikkat edin dairelerdir. Yani dairelerden oluşur o boyunluklar. Tamam. O dairelerin her biri sizi daimonlara işte veya Cinleri. cinlere karşı koruyacaktır. Bir kere en önemli ritüellerden ha, bir mu? tanesi. O yüzden mi takıyorlar? Emeli o. Doğuştan itibaren korunmanız için bunu yapmak zorundasınız. Ee, ama bugün estetik kaygısı. E peki adamla Aa, küçükken işte buyur. Tabii. Peki erkekleri takmıyor. Kadınlara mı bir bu? Ee, şey e, çoğunlukla kadınlar ama erkekler de Gana'da falan yani e, var erkeklere de var. Ama çoğunlukla kadınlar yani. Erkekleri çünkü koruyan başka şeyler var. Onların inisiyasyon yani kötülüğe karşı korunma törenleri çok daha başka. Hmm. Dolayısıyla onların başka inisiyasyonları var. Evet. Ee, bir, bir modifikasyon örneği daha vereyim izninizle. Buyurun. O da şu bu mesele hala yapılan bir modifikasyon özellikle Orta Amerika'da ve Güney Amerika'da antik çağlarda çok yapılan bizim Türklerde de var kafa geriye doğru uzatma modifikasyonu ya da şekil değiştirmesi hatta bir fotoğraf bilmiyorum belki de gösterilebilir Gelir. şimdi çocuk doğduğu andan itibaren kafa şey yapılıyor geriye doğru itilmek üzere. Doğuştan itibaren şurada olduğu gibi bakın iki tane tahta üzerinde yıllarca çocuk böyle yatı, yatıyor yani. Ve kafa geriye doğru uzuyor. Bundan dolayı mesela hala Orta Amerikalılar'a falan baktığınızda kafa böyle şeydir. Biraz daha şu kısım geriye alın geriye doğru devam eder. Şimdi bizim seyircilerimiz yazacak bizim kafalarımız genelde şurası düz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Annem hep böyle yatırmış falan derler. <laughs> <laughs> Kesin. Onun Peki mant bunun mantığı ne? Mantığı şu Maya dilinde bugün hala kullanılan bir kelime var. Kelime tonal veya tonalli kelimesi, tonal veya tonalli kelimesi. Bu kelime şunu işaret ediyor: kafanın arkasında tam şurada bir hayat enerjisi var. Bu hayat enerjisi bütün evrende olan enerjinin sizdeki karşılığı. Aslında Hindistan'daki kundalini gibi bir şey bu. O enerjinin siz ölünceye kadar korunması gerekiyor. Çünkü o kafanın arkasında kafayı uzatarak o enerjinin sizde kalmasını sağlamaya çalışıyorsunuz ki öldükten sonra da yeniden o enerji kemiğiyle birlikte gittiğiniz yerde dirilin. Allah'ım nelere inanıyorlar ya. İnan yani peki şimdi aa hmm. neler neler yazıyorlar ne acayip şeyler var. İlk Nuran'ım yazmış Instagram'dan. <laughs> diyor ki, nazar önlemek için kesilen kurbanın gözünü kullanırlarmış. Hatta ben bebekmişim, benim üzerime takmışlar. Hmm. Aa, Evet. Ne güzel, enteresan. Yani... Hayır şimdi göz tamam hani verilen cevaplar öyle mi? Siz, sizde de mi? Kameraman arkadaşım da böyle diyor. Evet. Hmm. seni sana da mı kurbanın gözünü taktılar? Aa, hmm. bak ben bunu ilk defa hmm. duydum. Evet bu da var yani. Bayağı ha. bir şey var yani. Etnograf, Dur bak ne yazmışlar sonra. yani Ha, diyor ki Ömür Atalay, babaannem hayvanlara nazar değmesin diye iğde dalı ve nal asardı. Ha nal, bak nal, nal da evet. çok geldi aynen. Nal. Ahıra evin girişine kaplumbağa yavrusunun kabuğunu asardı evet. diyor. Yani inek kafası yazmış bir ama şaka mı bu gerçek mi? <laughs> bu gerçek Atalı'da mi şaka mı? Atalay'ın inek kafası da var yani inek, boğa yani Anadolu'da Çatalhöyük'te ha, çok yaygın yani. Tamam ama aynen, nazar aynen. için mi o? Kötülüklerden işte daim onlardan. Olabilir. Yani. Teşekkür ederiz Fatma Hanımcığım. Ondan sonra ha mesela kurşun dökmeyi çok yazan olmuş Fatih Özcan diyor ki eskiden diyor aile üyeleri çarşafın altına girer daha sonra eritilmiş kurşun çarşafın üzerinde içinde su bulunan kaba dök tabi ki yani kurşun dökmeden bak Bu kurşun dökmenin şeyi ne? Kökeni ne? Ya o da işte o şey kurşunu döküyorsunuz. Şekiller çıkıyor ya. Suya, evet. Şekiller evet. Çıkıyor. Tabii o bu kurşun dökme hikayesi aslında literatürde oracles denilen bir şeyin içine giriyor. Oracles ne demek? Kehanet. Yani geleceği anlama yani. Kurşunu suya döktüğünüzde o suyun üzerinde kurşun şekillerinden okuyarak bu adamın geleceği tırnak içinde ne olacağı anlamaya çalışıyorsun. Tamam yani şöyle ama mesela geçmişte ben de kurşun döktürdüm mü? Vallahi döktürdüm. Hı -hı. Bir kere zaten nazardan... ne olduğunu da görmek için hani mevzu. Ama esas şey aman sana bir kurşun döktürelim sende nazar tabii var denir. Tabii tabii ama esasla bunlar kehanet kavramlarıdır. Fakat nazarla kehanet de çok iç içe olan şeylerdir. Aha. Bak bir zil daha yazmış Hasan Bey. Hasan Yörük teşekkür ediyorum. Gündem ötesi etiketiyle nazara iyi geleceği niyetiyle kurutulmuş büyükbaş kafası. Aa bak. Ev kapısına ya da tarlaya asılır da daha 40-50 yıl öncesine kadar bildiğim kadarıyla diyor teşekkür ederim. Doğru. Demek ki bak bu da varmış. Doğru. Ondan sonra tamam bunu da soracağım. Ya sirke sirke ile ilgili bir şey söyleyebilir miyiz? Sirke söyleyin biliyorsanız. Yok hayır yani söyleyebilir miyiz? Ya sirke ile ilgili bu bağlamda bir uygulama ben bilmiyorum. Tamam. Hı -hı. Ondan sonra onu geç. Atnalı çok yazılmış. <laughs> Mesela şununla ilgili bir yorumumuz olabilir mi? Diyor ki e, yeni doğan bebeklerde diyor 40 gün yani 40'ı çıkana kadar kimseye de Göstermeyiz diyor evet, evet, mesela bizim buralarda. Evet, evet, evet. Bunlar yaygın tabii. Yaygın. yaygın. Mesela şeyle ilgili, rakamlarla ilgili bir soru soran vardı. Az önce okumuştum. Mesela 3'tür, 7'dir, 40'tır falan. Bunların Hı -hı. E, bir geçmişten günümüze e, ya, o biraz... biraz daha farklı bir olay ama ya. Ha? O numaroloji yani o sayıların şeyi başka bir şey yani. Şu bir an. gün sayıları yapalım mı? Sayıları artık bir uzmanı tamam. buluruz yani. Ebru, <laughs> Ebru Hanım'cığım not alındı. Ondan sonra neyse. Şimdi şeye geçerim istiyorum. O kadar çok geliyor ki. Geç onu. Ee, kapı önüne oturma. Ha. Mesela renkli, renkli gözlerin e, daha çok nazar değdirdiği tabii falan. Ki. Bunun bir kökeni var mı diye sormuş seyircimiz. Ya şöyle. Merve Yunusoğlu. Tabii mavi gözler. Yani mavi gözlüler. Genellikle o tabi mavi rengin ya sadece renk olayı değil ama e, ilk pratikte o mavi rengin getirdiği bir büyülü şey var ya bir hava bir çekinci bir omino usal yani bir huşu hem korku hem saygı duyduğu O mavi renk tabi gökyüzü mavi bunlar da hep arketip yani hep oralardan okumak lazım. Denizler mavi ve gözlerde olan maviler Bunlar biraz ürkütmüş de insanlar. Mesela nazar boncuğu da mavi olarak, tabii tabii, lacivert kesinlikle. olarak tabii. yapılır. Aynen. Artık pratikte de mavi, açık mesela benimkiler de yeşildir. Benim de yani nazar, mavilerin çok çarpar. Yani gerçekten hem mavi gözlüler çok çarpılır tırnak içinde bu anlamda. Hem de mavi gözlüler çok şey yapabilir. Nazar tırnak içinde değdirebilir yani. Böyle bir... Tecrübede yaşamış olmak. Valla bazı insanların nazarının değdiğine, var, yani var, kesinlikle var yani. inanıyorum, var, var, kesinlikle. Var, Şöyle bir baksın düşürür var, adamı doğru, vallahi, doğru, çok fena. Doğru. Ee, o zaman madem nazar falan dedik, şeye geçelim, göze geçelim şu horusun Hı -hı. gözü. Hı -hı. O zaman modifikasyonlarımızı tamamladık. Evet, aynen. Şimdi Hı -hı. bu e, göz meselesi çok önemli. Çünkü birçok yerde sembol olarak karşımıza çıkıyor işte evet. her şeyi gören göz. Evet. Her ne kadar çok ...mevzuya girmek istemeseniz de... ...ilüminati evet, evet. veya doların üzerindeki işaret... Evet, evet. ...veya işte Onların devlet... uzmanlarına bırakacağım. Uzmanlarına bırakarak da neyse ben seyircimizi hatırlatayım... Göz... ...konuğumuz girsin konuya ya da girmesin ne yapayım yani. Yani... ...böyle hem ezoterik... Hı -hı. ...hem e, antik bir... ...kültün emaresi bu. Evet. Neyin nesi? Ben tarihçi olarak bu göz kavramını şey yapayım... ...arkadaşlara tamam. anlatmaya çalışayım... Tabii sık da sorular hak, haklı olarak yani insanların gündelik hayatında işte illuminati bilmem ne para falan onları ama o uzmanlarına bıraktım. Ben tamam. işte tarihçi gibi yaklaşayım olaya. Tabii bu göz olayı da çok yaygın sadece Mısır'da değil bizim Mezopotamya'da çok var ee, Hindistan'da müthiş var. Mısır'daki daha bildik hani o yüzden Tabii. insanlar daha çok biliyor. Ee, mesela Mısır'dan ya bir kere temeli yine aynı şey yani göz bütün hangi kültürlerde olursa olsun Göz, gözün temel mantığı şu. kötü etkiden korunmak. Hı. Bir kere te, temeli o. Yani evil eye yani Batı dillerinde de öyle karşılıyorlar. Yani kem göz diyoruz ya biz. Hı hı. Bir kere göz konseptinin ve göz arketipinin temel özelliği sizi korumak. Hı hı. Neye karşı korumak? Kötü güçlere ya da enerji ya da daimonlar neyse. Bunun varyantları var işte. Mesela Mısır'daki varyantı Wadjet denilen yani Mısır dilinde Wadjet diye telaffuz edilen daha çok Horus'la ilgilidir. Horus da şimdi o kadar detayına giremem tabii ama Horus da Mısır'da önemli ilahlardan bir tanesidir. Gök tanrısı. Gökle ilişkili olan doğru bir tanrı. Ay'la ilişkili olan bir tanrı. E, aynı zamanda güneşle de ilişkisi var. E, basitçe öykü şöyle ama çok kısa olarak. Ee, i̇şte Isis ve Osiris. Bunu herkes biliyor muhtemelen. Isis ve Osiris Tanrı ve Tanrıça. Horus bunların çocukları. Ee, fakat bir de Isis ve Osiris'in yani Isis ve Osiris aslında tabiatın yeniden canlanmasını sağlayan karı koca Tanrı ve Tanrıça. Hı. Isis ve Osiris. Ee, Osiris öldürülür ve karısı Isis tanrıça onu yeniden canlandırır. Yani mitosun esas da can alıcı yeri burası. Fakat e, Osiris yani Tanrı'nın oğlu olan Horus babasının Set amcası tarafından yani amcasının adı Set öldürülmesi üzerine e, mücadeleye girer babasını öldüren amcasıyla, amcasıyla Set diye telaffuz edilen ve o mücadelede gözünü kaybeder. İşte onun o kaybetmiş olduğu göz daha sonra öteki tanrıların yardımıyla yeniden yerine takılır ve çok daha güçlü ve etkileyici bir şekilde daha görcü bir göz haline gelir. Her şeyi gören göz. Her şeyi mi? gören göz. evet. Hem Hindistan'dan hem Mısır'dan kaynaklanıyor. Her şeyi gören göz tanımı aslında. Dolayısıyla Mısır'daki varyant 3-5 tane varyant olsa bile temel bu. Hı hı. E, bu buna Horus'un gözü deniliyor. Horus'un gözünü ya işte hieroglifler şeklinde çiziyorsunuz. Şu. Evet. Ondan sonra veya muska olarak üzerinize taşıyabiliyorsunuz. Veya e, kefenlerinize, mumyalarınızın üzerine koyuyorsunuz. Veya dörme olarak yaptırabiliyorsunuz. Ama temel espri daima şeydir. Ee, şu alında yani tabii üçüncü göz, üçüncü göz hikayesi e, alınla Horus'un yani Horus'un gözü alınla ilişkilendirilmiş ve üçüncü göz Çıkmıştı. Peki o mesela meşhur piramit ve piramidin evet. üzerindeki göz de böyle şey gibi mi? Evet. Onun gibi mi düşünelim? O da üçüncü göz tabii, gibi. Tabii tabii. Yani düşünelim? o da tabii hani Batı'da e, ezoterik bir geleneğe kadar ulaşan olması yani piramidin üzerinde. Yani aslında şimdi şöyle. Ha. Şu iki göz Aynen. tamam mı? Gözlerimiz etrafımızdaki bağır olan, dokunabildiğimiz yani evet. neyse görüyor. Ama bu epifis. Görünmeyeni de olarak. yani e, her şeyin farkında evet. olan, her şeyi gören buradaki evet. göz gibi mi düşünelim? Evet. O gözü de yani bu göz Horus'un gözü. Yani maddenin ötesini de gören bu. Evet. Horus'un gözü hem her şeye iyi geliyor yani koruyor sizi. Tılsım. Tılsım. Aynı zamanda bir hikmet de sağlıyor size. Yani bir bilgelik de sağlıyor. Yani şöyle bir kabul var ama bu bilemem yani. ekiz bezi çünkü şuraya bir yere denk düşüyor ya alında falan. Hı hı. O gözün yani Horus gözünün şeklinin de Eski Mısırlıların o mumyalama sırasında epifiz gözünü, epifiz, epifiz bezi çok minik böyle mercimek gibi bir şeydi ve göze benzer hakikaten. Ve etrafındaki yapı da böyle gözün iris tabakasına çok benzer bir malzemeden enteresan bir şekilde yapılmış. Bazı yorumlarda şey diyorlar bilmiyorum yani o üçüncü göz tam epifize denk düşer. Dolayısıyla epifiz gözü, Horus'un gözü ve üçüncü göz kavramları birleştirilerek... Böyle hikmetin işte bilgeliğin ve korunmanın sembolü haline döndürülmüş Mısırdan kaynaklanarak yani Mısır hikayesi biraz böyle. Çünkü ha burada da şey var evet. yani doğru. <laughs> evet. Ama Hindistan'da da var yani bu çok önemli. Hatta bana göre büyük oranda Hint kültüründen esinlenmiş. En azından modern dünyada bu üçüncü göz hı hı. veya o koruyucu göz kavramı orada da şeydir. Hindistan'da Shiva'nın yani. Shiva, ee, e, Brahma, Vishnu ee, Hinduizm'de ...Trimurti denilen bir üçleme var. Brahma, Shiva, Vishnu'dan oluşan bir üçlemedir. O üç tanrı bunlar yani adeta. Hı hı. Bunların içinde Shiva'nın gözü vardır. Shiva'nın gözü de e, aslında hem tahrip edici bir gözdür, hem de yaratıcı bir gözdür. Shiva e, o gözüyle bir dans yapar. Nataraj denilen bir dans yapar. O dansla hem evreni oluşturur hem de evreni yok eder. Yok eder ama yeniden yaratmak için. İşte bu bunu yaparken de iki şeyi kullanır. Bir o dansı, o mesela Shiva'nın kolları falan vardır böyle 16 kolla dans ederken falan. Hem dansı kullanır hem de gözünü kullanır. O şu şu o alnında olan hatta Shivaistler Hindistan'da Shivaistler Hindistan'da şey yaparlar alınlarına e, böyle bir şuraya işaret koyarlar o da üçüncü gözü sembolize eder biraz Pekala şimdi e, hazır bu e, gözden de bahsetmişken ve söz dansa gelmişken Hı -hı. Aslında e, bizde ki bazı kutlamaların Hı -hı. yine e, dünyanın başka noktalarında ve Hı -hı. çok geçmişten gelen Hı -hı. bir takım inançlar doğrultusunda Hı -hı. yapıldığını öğrenmiş bulunduk. Evet, evet. Bunu biraz seyircilerimize de paylaşmak istedim. Paylaşalım. Isterim. Şimdi mi aram veriyorsunuz? Yok yok şimdi çünkü, birazdan araya gideceğim he, çünkü he, tamam. de. O yüzden hızlıca girdim konuya. Tamam. Bulunuyor. Şöyle e, şimdi üç tane isim söyleyeyim. Ben bu dans bağlamı yani bu dans tabi kastım şu antik ritüel dansları bunlar. Ama modern zamanlarda dans veya oyun öyle söyleyelim yani. Üç tane isim zikredeyim. Birisi Tamarza ya da Tamaraz yani Tamarza diyelim şu an. Tamarza oyunları. Ötekisi Bakla Horani denilen bir başka oyun. Ötekisi de bizim Türk kültüründe Arap oyunları ya da seyirlik oyunlar veya deve oyunları da denilen oyun. Şimdi bu üçü bizimle bizim konumuzla ilgili ve bunlar da bir böyle ilgili şeyler. Bu arada aslında. bu dansla ilgili yani dans mı diyelim ya da bir törensel törensel ritüel diyelim. Ritüelle ilgili Aynen. bir görüntünüz varsa bana atarsanız Evet. Ee, paylaşmak isterim sizlerle. Ee, şimdi bu e, üç tane geleneğe ait üç ritüel dansı üzerinde birazdan duracağım. Ama önce mesela şu resimler de geldi ya hani tamam. bunlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi burada gördüğü, gö arkadaşların gördüğü şeyler, e, çizimler e, aşağı yukarı e, neolitik, kalkolitik dönem arası. Yani Milattan önce 7 binler, milattan önce 5 bin civarı. Adeta halay çekiyorlar. Kesinlikle halay çekiyorlar. <laughs> Ondan sonra bayağı bir halay çekiyorlar yani. Düşünebiliyor musunuz ne zamandan? Bugün. E, tabii. Güne, bugüne. Müthiş. Beni de çok etkiler bunlar yani. Evet. Ben biraz çalıştım bu konuları. Hani spesifik olarak çalıştığım konular benim bu dans hikayesi. Ee, şimdi bu örnekler buradaki örneklerin önemli bir kısmı İran'dan Luristan bölgesinden Mezopotamya'da var bizim Tel Alaf falan ee, özellikle Çoga Bazar falan vardı İran'da bunlar antik yerleşme adları yani. yani antik derken Neolitik ve Kalkolitik dönem oradan çıkan malzemelerin içinde bayağı bir dans sahneleri çıktı Hı. şimdi bu dans sahnelerine mesela şimdi arkadaşlar görecek izleyenler bakın bu, burada çok net yani halay çektikleri şu gördükleri bakın bunlar... Ya şu zaten direkt tabii. halay. Aynen. Bak, Mesela yukarıdaki... tam şu, Buradan Pardon. gösterecektim. Yok yok devam edelim. Ya ha ha bak elimle bak. Şu var ya şu. Şu tam halay. <laughs> evet. Evet görebiliriz yakın görebiliriz. Mesela yukarıdakiler şeydir. En üsttekiler kuzey suyu örnekleri. Aşağıya doğru ha, bak şu, bak daha bakalım. şeydir. Bak şu yanımdaki tam halay yani. Bu biraz daha yakın göremiyor. O rahat görüyor mu seyircilerimiz acaba? Ha onu versene. Ha o benim göz halay dediğime girsenize biraz yakın. Ha <laughs> inanılmaz. Mesela şu ikisi ya bir, bir tanesinde de bakın e, bayağı şey elde bir şeyde tutmuş yani bir bes sallıyor yani. Hangisi bes sallıyor bir dakika? <laughs> şu e, tepe dujur var görüyor musunuz tepe dujur tam ortada hani elinde bir bes parçası var. Hani hangisi? Şu... Ay dur kalkalım. Ka hangisi? Ben kalkayım Gel, göstereyim geç. tamam. Şu yani. Aa gerçekten. <laughs> bu Esadüf resmen. Değil o yani. Bu resmen halay başı. Tabii <laughs> be, halay başı. <laughs> Şunu bir yakın çeksen çok iyiymiş bu. musun? Buna hiç dikkat etmemişim. Bak resmen halay başı. Şey yani ben hani bunları hem ikonografik olarak da çalıştım. Hem evet. sanat tarihi, arkeoloji hem de dinler tarihi. O kesinlikle elinde <laughs> bez sallıyor yani. Söyleyeyim. Bu peki hangi döneme tarihleniyor? Aşağı yukarı bu e, kalkolitik. Yani 5-6 bin. 5-4 Be, bin, bin arası. Ay inanılmaz bir şey. e, Peki biz şimdi tamam hani eğleniyoruz düğünlerde falan. Evet. Onlar niye çekiyorlar? Tabii onlar onlar bu halayları e, bizim gibi pek o niyetle çekmiyor. Yani eğlenceli bir şey o başka ama ha. bunlar daha çok mevsimsel ritüeller. Yani Hı. Ee, hangi mevsimsel ritüeller hani ha, şu an arkadaşların bileceği bir kelimeyi kullanayım. Nevruza benzer konsepti olan bir takım hmm. e, Tabiatın bahar, yeniden bahar aynen. yeniden doğuş. Aynen. Onu kutluyorlar. Ay çok güzel. Yani, kutlama <laughs> ve ritüel öyle söyleyelim yani. Karşılıyorlar sına, diyelim. Kar kar tören, karşılıyorlar. törenle karşılıyorlar. Tabii kesinlikle. Şeye Aa. iştirak ediyorlar. Yani doğanın yeniden doğanın yeniden canlanmasına. Çünkü onlar da doğanın bir parçası. Dolayısıyla onlar da ona iştirak etmek durumundalar zaten. Evet. O yüzden bu, e, bunlar çok çok eski parçalar. Hani Muhteşem. Bizim bahsedeceğimiz daha Sümer falan yani. Daha yakın yani. Aha. Fakat bunlar bu kadar erken parçalar. Tabii dünyanın başka yerlerinde de var. Aha. Ama ben özellikle mezopotamya örneklerini çok aldım. Iyi. Bakın şalvara benzeyen ya da eteğe benzeyen evet. şeyler. Ve kadın erkek bunlar yan yana yani. Ama bir şey soruyorum. Bu da resmen halay çekiyor. Tabii tabii halay çekiyorlar. Yani. Aman yarabbim ben hiç halayın bu kadar geçmişe gittiğini düşünmemiştim. tabii. Çok etkileyici. Evet. Peki bu halay nerelerde var dediniz? Yani bu bunlar mesela nerede bulunmuş? Hani şey coğrafya? E, burada şu bu an ile... bizim gördüğümüz hepsi Suriye, bir kısmı olarak çoğu İran. <laughs> ya Mezopotamya tabii hepsi. Ay çok güzelmiş. Hepsi Mezopotamya. Bir şey diyeceğim benim ha. reklam vermem lazım. Ha tamam hadi. Tamam. Buyurun. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Reklam arası veriyoruz. Ondan sonra bize birkaç dakika ara. Ee, sonra ama gelin gitmeyin. Evet. Gündem Ötesi etiketiyle bize yazabilirsiniz. Sorularınıza cevap bulacaksınız inşallah. Biz de değişik olanları not alalım. Instagram'dan Twitter'dan aranın ardından Gündem Ötesi artıyla yine Kürşat Demirci ile buradayız. Evet gündem ötesi artı ile devam ediyoruz. Nebat, İsmail ve Furkan. Furkan bu gece ilk defa bizlerle birlikte. Hoş geldin Furkan ve diğer arkadaşlarımız tabii ki. Ee, siz de gündem ötesi TRT Net eğer programımıza katılmak isterseniz e, videolu başvurunuzu yapabilirsiniz veya soru sormak isterseniz de öğrenci olmanıza hiçbir şekilde gerek yok. Oradan sorunuzu gönderebilirsiniz. İlk o zaman Nebat başlasın. E, hocam benim sorum evet. az önce de çok bahsettiniz ama e, ölmeden önce ve öldükten sonra da Anadolu'da yapılan modifikasyonlar nelerdir? Hı -hı. Bunlardan örnek verirseniz çok sevinirim teşekkür ederim. Tamam. Şöyle öldükten sonra yapılanlara örnek vereyim. Çünkü hala yaşarken çok modifikasyon pek yok yani. Şey dövme falan hariç. Ama öldükten sonra yapılan bayağı bir modifiye edilmiş bedenler var. Ee, mesela orta Anadolu'da yani Alişar'da, özellikle çay önünde, e, Anadolu'daki pek çok neolitik ve bazı kalkolitik yerleşmelerde e, öldükten sonra yapılan modifikasyon çok fazla. Mesela bir iki örnek vereyim hemen. Bazen kelleler yani kafa tasları vücuttan ayrılıyor, çay önünde olduğu gibi belli bir yere konuluyor. Bazen kemikler dizden falan kırılıyor, e, modifikasyon yapılıyor. Önemli bir kısmı kafa taslarının üzerine boya sürüyorlar ya da bedenin bazı yerlerine. Zaten genellikle e, cesetler öldükten sonra iki, iki aşamalıdır. Yani bir, bir yere alınır hemen ölümden sonra orada tutulur. Orada bir operasyon yapılır. Oradan çıkarılır yeniden başka bir yerde başka bir operasyon yapılır. Dolayısıyla böyle genel bir şey söyleyebilirim sana. Peki İsmail? Merhaba, iyi yayınlar. Eyvallah. Ee, ben İstanbul Üniversitesi Mimarlık Öğrencisi Hı -hı. İsmail Eren. Benim sorum mimarlıkla ilgili olacaktı. Tarih boyunca bütün dinlerde en önemli mimarlık becerilerini, aslında insanların e, bu dini yapılara e, gösterdiklerini görüyoruz. Örneğin e, Göbekli Tepe'de devasa taşlar kullanılarak basit bir inşa süreci izlenmemiş. Aynı şekilde e, Roma tapınakları da çok gösterişli olduğunu görüyoruz. E, gotik yapılar benim ilgimi çekiyor. O sivri ve yücelikte ezilen e, bir insan görüyoruz aslında Hı -hı. orada. E, yani din için... Mimari nasıl kullanıldı? Tarih boyunca ne kadar önemliydi? Bunu sormak istiyorum. Şöyle yani tabii senin sorunun karşılığı biraz tapınak kültürü mimari daha çok evet. onunla ilgili ya. Ya tabii hani tapınak kavramı genel olarak bütün antik dünyada çok daha eski dönemlerde ve günümüzde hep yukarı alemle aşağı alemi yani tanrı ve insanı ilişkilendiren mekan, coğrafi mekanlar olduğu için ve onun içinde yani o tapınağın içerisinde de belirli şeylere yani tabulara ya da kutsallara uymak zorunda olduğun için e, tapınak mimarileri çok özenle yapılır. Yani ilk önce bir temanos grekçe terminolojisiyle bir duvar yaparsın. O, duvarın içer o duvar artık şeydir sihirli çembere benzer mantığı. Yani artık onun içine daimon girmez yani. Onun içerisine bir sella yaparsın. Sella ne demek? En kutsal yer. Ki or orası son derece önemlidir. Dolayısıyla eğer o tapınakta yeterli titizliği göstermezsen mimari olarak o zaman e, tanrı ya da tanrılar tarafından e, olumsuz şeylerle lanetlenebilirsin. O yüzden çok basitçe biraz cevabı böyle. Teşekkür olmadıysa devam edebilirsin. Cevap olmadıysa. Yani. Yok hayır ha, teşekkür tamam. ederim çok tamam. sağ olun. Furkan Merhabalar ben Boğaziçi <laughs> Üniversitesi'nde fizik okuyorum. Çok güzel. Sorum istihare ile alakalı. Hmm. E, i̇stihareye yatmanın ya da e, rüyaya yatmanın kökeni nedir? İslamı Orta Asya'dan tasavvuf üzerinden mi girmiştir? Hı hı. Çok ya güzel soru. Güzel. Tabii istiare kültürü biraz şeyle de metafizik bir karşılığı da var bu sorunun. Yani hani böyle bir şey gerçekten ama ben mesela inanıyorum. Yani hani bende böyle bir metafizik şey var. Ee, benim de yaşadığım şahsi tecrübeler var rüyalar söz konusu olduğunda kesinlikle yani. Nasıl? Çok kritik günlerde rüyalarımın çıktığı olmuştur. Öyle mi? Biliyorsunuz ki burcum yengeç, yükselen burcum yay. Çıkar yani. Dolayısıyla ben çok yaşadım rüyalarda kesinlikle o tecrübeleri. Ee, Peki tabii, olayı birebir görmek mi yoksa mesela istihare ederler ya işte beyaz gördüm, yeşil gördüm, bir muradım gün önce, olacak. Bir gün önce ya da iki gün önce olacak olan şeyi gördüm. Yani çok da iddialı konuşmayayım şimdi ayıp olacak da ama bunları yaşadım ben yani. Çok kritik o zamanlarda. çok ürkütücü değil mi? Ürkütücü ama hani çok doğal bir şey gibi gördüğünüzde ne olacak ki? Çünkü müjdeli bir haber olduğu zaman aman işte gelecek yüreğim pırpır pır, çok mutluyum falan da böyle kara bir haber geleceğiyle ilgili his ha. insanda oluştuğu zaman evet. bence e Zaten sürekli de olmuyor. Yani toplam elde 4-5 kere yaşamışımdır en fazla. Hı hı. Ama o da yetiyor yani. Şöyle e, tabi bu istihare kültürü çok güçlü. Yani bütün geleneklerde var. Muhtemelen bunu insanlar tecrübe etmişler. Yani bunun kaynağında vahiy mi vardır yoksa pratik tecrübelerin oluşturduğu arketipsel kalıplar mı vardır? Hani bunun üzerine konuşmak uzun ama mesela ben en son şey aldım. Ee, Bizans'ta e, rüyalar ve rüya yorumları diye çok iyiydi. Bütün e, Bizans neredeyse bütün yani yorumları derlenmiş kitabın içerisinde. Mesela bizim Mezopotamya'da da çok güçlüdür yani rüya yorumculuğu. Eski Grek kültüründe çok güçlü. Genellikle mantık şu ama hepsinde şunu yapıyorlar. Ee, rüya herhangi bir sebepten dolayı görmesi gerekli olan kişi genellikle bir gün önceden tamamen aç kalıyor. Yani böyle bir enteresan oruç süreci var. Ondan sonra yanındakilerden uzakta bir yerde, bir kulübede veya bazen mağarada ...yatıyor o gece, o gece... ...ve ondan sonra gördüğü rüyayı... ...bir asuya mesela Mezopotamya'da... ...yani yorumcu falan öyle diyeyim yani... ...bir rahibe anlatıyor... ...ve o da yorumluyor olayı... ...yani ister direkt Mezopotamya Hindistan'da çok güçlü... ...bizim Bizans... ...yani da güçlü... ...hangisinde olursa olsun temel mantığı bu... ...bir şeyi öğrenmek istiyorsun... ...onun için bir pürifikasyon... ...bir arınma ritüeli yapıyorsun... Sonra uyuyorsun, rüyanı yorumlatıyorsun ve ondan sonra da cevabını neyse alıyorsun. Bence açlık aç, şununla ilgili olabilir. Mesela e, çok tuzlu yiyorsun, yok turşu yiyorsun vesaire. Hı hı. O seni böyle susatıyor. Susattığı zaman Tabii. sıkıntıya giriyorsun. Veya değil mi? Çok miden dolu yattığın zaman keza yine vücudu e, rahatsız ediyor. O zaman işte o artık bilinç altından gelen midir nedir? Doğru. O gelenin önüne geçiyor fiziksel sıkıntı. Kesinlikle kim sordu şimdi? Sen mi sordun canım? Ha hani Nebahat'a geçti. Evet. Tabii şöyle soruları hani kısa cevap vermek zorundayız. Tabii, hani tabii. Arkadaşlar bizi dövmesin uyuyacaklar yazık yani. Hayır canım gayet cin gibiler <laughs> valla ben bayıldım bu üçlüye. Evet Nebahat'cığım. E, hocam e, diğer sorum Mısır'da kutsal kabul edilirken kara kediler Hı -hı. ne oldu da uğursuz sayılmaya başlandı? Hı -hı. E, yani bütün evet. birçok kişi tarafından. Ha evet önümden geçti aman işte uğursuzluk evet, evet. denir. Evet saçmaladım. Kediler de ben az evvel konuşuyorduk Pelin ama kedilere bayılırım yani. Şöyle. Şimdi Mısır'da kediler kutsal, doğru. Kedilerin tuhaf yanları da var, bu da doğru. Fakat tabii şöyle bir kronolojik hemen se seni şey yapalım, e ekleme yapayım ben. Şimdi kedilerin kutsallığı Mısır'da veya Orta Doğu'da hala aslında kısmen devam eder. Kuzey Afrika'da hala öyledir. Fakat kara kedilerin bela getirdiği hikayesi Orta Çağ Hristiyanlığına aittir. Yani... Haçlı seferlerinden sonra işte 13-14. yüzyıl veba salgını başlayınca o veba salgınının böyle büyüsel bir etiyolojik nedenini veya lanetlenmiş etiyolojik nedenini kilise daha çok o kara kedilerde ve cadılarda aradı. Yani bunlar dolayısıyla bu salgın ve cadılarla kara kediler hep özdeşleştirilmiştir batı geleneğinde. Biraz öyle yani Mısır da kutsal orada hiçbir zaman uğursuz olmadı. Ama batı geleneğinde Avrupa'da falan evet gerekçesi de bu ama. Hı hı. Ama şöyle mesela siyah kediler hakikaten böyle iri ve simsiyah evet. kediler Bir çok değişiktir. Ya. Çok evet. güzel hayvanlar evet. İsmail benim ikinci sorum şöyle olacaktı. Ee, aslında bu günümüzde bir şey birazcık ee, ben öyle düşünüyorum. İnançlar bireyseldir ve insan kendi içinde yaşar olarak görüyoruz. Fakat e, tüm dinlerde tarih boyunca toplu ibadet ritüelleri görüyoruz. Burada yayın e, bu yayından önce gördüğümüz gibi e, birçok toplu ibadet şekilleri görüyoruz. Hı -hı. Yani din için topluluk olmak beraber olmak ne kadar önemliydi? Hı -hı. Günümüzde de bu kadar önemli ve e, ilerleyen bir şey mi? Bunu merak ediyorum. Tabii mesela Cuma namazı cemaatle ...tabii Kesinlikle. Hı -hı. Yani şöyle. Tabii her ritüelin ve bütün toplumlarda her ritüelin bir psikolojik bir inançla ilgili boyutu var. Bir de sosyolojik boyutu var. O hani uhrevi alemle, yukarı alemle olan ilişkisi, onun onunla ilgili psikolojik olan yanı başka bir şey. Fakat senin dediğin daha çok şu, o sosyolojik yanı, o cemaatsal yanı. Yani çünkü o ibadet sırasında bir başkasının orada bulunuyor olması ya da pek çok kişinin bulunuyor olması bir cemaatsal kimlik yaratır. Yani bu bir sosyolojik bir şeydir. Psikolojik olarak şu anlamda önemli. Senin ibadetin yanında duran adama da bir güç verir. Ve orada bir elektriksel tırnak içinde bir alan oluşur. Dolayısıyla hani o iki perspektiften baktığında bu sorunun cevabı öyle bir şey. Yani sosyoloji ve psikoloji böyle. Bir de tabii aynı inançtan olmak insanları tabii, kesinlikle yaklaştırır. Kesinlikle. Yani sosyolojik kimlik tabii. biraz öyle. Hani mümin kardeşim aynen tabii. öyle. Furkan bu soru seyircilerden de çok geldi. Hı hı. Yahudi ve İslam geleneklerinde yeri olan hamsa veya Fatıma'nın eli evet. sembolü evet. nasıl ortaya çıkmıştır? Evet. Şimdi şöyle bu hamsa, hameş, hameşa İbranicede gibi şey yani pençe abah bizim Batıni Alevi kültüründe yani e, Fatma anamızın eli yani kavramı bizim İslam kültüründe şöyle tabii. Sünni gelenekte de var. Hani bizim Sünni gelenekte de var. Aslında ama daha çok Şii ya da Batıni gelenekte biraz daha güçlü. Yani Alevi kültüründe biraz daha güçlüdür. Fatma anamızın eli denilen şey. pençe Aba adıyla da bilinir Alevi kültüründe. Ehli Beyt'in bir kere o beş yani şu eldeki o beş kişi Ehli Beyt'i temsil eder. Peygamber Hasan Hüseyin, Peygamberin Hazreti Ali ve Peygamberin kızı Hazreti Ali'nin eşi Fatma. Buna pençe aba denilir. Şimdi e, İsterseniz şöyle mesela hı. bizim e, küçük yaşlarda seyircilerimiz de var. Dolayısıyla onu bence bilmeleri mühim. E, öyle çok hızlı geçmeyelim de o hı hı. beş kişi e, peygamber efendimiz. Peygamber Aynen. efendimizin kızı Hazreti Fatıma. E, onun eşi Hazreti Ali. E, halifelerden, dört hı hı. büyük halifeden. Onun e, bir evladı Hazreti Hüseyin. Aynen, Hasan. Hazreti Hasan evet. öbürü de. Yani bu beş kişiyi sembolize eder. Mesela Alevilikte özellikle e, bazı ritüellerde, cemevinde şöyle yapılır. E, musahiplik ceminde özellikle. Yani Alevilikte musahiplik cemi denilen bir cem var. O cem, musahiplik şudur. Yani birini birine yoldaş kılmak, öyle söyleyeyim. O cem yapılırken e, işte musahip, yani yoldaş kılınacak olanlar ve onlara şahit edecek olanlar bir çarşafın altına alınırlar. O çarşafı dede kutsar ve onları birbirine artık yoldaş kılar. Buna mesela o çarşafa işte şey denir. Yani Fatma Anamızın eli veya pençeyi aba denilir. Tabi bu el koruyucu bir eldir. Yani korur yani. Hani sizi kötülükten, beladan işte hastalıktan korur. Böyle bir nazara yönelik yanı var. Bu tabi Yahudilerde de var. Yani Talmud'da falan çok zikredilir. Yani hatta Yahudi kültüründe de bizdeki Fatma anamızın eline benzer motifler çok fazla vardır. Mezopotamya'da falan da çok var. Ama bunun Ama temel... bunlar kişilerle özdeşleştirmiyor bir değil, parkıyor, değil mi? Yok, Aynen. Oradaki mantık şu ve arketipsel olarak olayın mantığı şu. Ee, mesela e, primitif neolitik dönemde veya paleolitik dönemde falan duvar resimleri vardır. Böyle el motifleri boyayla üflenerek yapılmış falan. El önemlidir bütün primitif dönemlerde. El çünkü şudur bakın. El sahip olmak. Yani bir şeyi tutmak, bir şeyi korumak anlamına gelir. Bundan dolayı el kavramı çok eski bir arketiptir. Fakat bu zaman içerisinde bir takım inançlara girince bir başka hale dönüyor. Ve oradan da günümüze kadar buna benzer gelenekler halinde devam ediyor. Dolayısıyla... Hani olayın dibinde bir arketip var ama günümüzdeki uygulanışı özellikle Şii kültürde bizim İslam dünyası için biraz böyle bir şey. Ama el gerçekten şimdi düşününce de böyle kendini korumak, kollamak istediğinde hani Tabii. kullandığın şey hep ellerindir. Böyle yüzünü böyle kapatırsın, bedeninde bir yerini kapatırsın falan. Tabii. El hakikaten ya da bir şey sakladığın Tabii. zaman Aynen. böyle elinle Evet. ya da hani bazısının eli şifalıdır böyle dokunur eder öyle geçirir falan. Evet el... Tabii. Ya düşündükçe ne güzel evet, evet. çıkıyor. Daha, harika daha müthiş bir şey. sembolizm de işte. Sembolizm evet. harika bir şey evet. Söyle Can. Ben bunu da sormak istiyordum aynı zamanda. Hani dua ettiğimizde de biz ellerimizi açıyoruz ve evet. bir puta tapmak istediklerinde genelde şu şekilde bir görüntü görüyoruz. Hani buradaki en, eldeki enerjinin sinerjinin karşı ulaşmasıyla alakalı bir durum söz konusu olabilir mi? Ya o tabi sen şu, şu an tabi çok metafizik düşünmüş oldun ama primitif dünyada hani ellerin, açılışı herhangi bir dua için falan o kadar komplike değil. Yani çünkü hayat enerji ya da ilahi güç otorite yukarıdan gelir. Hani o yüzden o yukarı aşağı temasını ancak şöyle bir jestle sağlayabilirsin ki genellikle bütün antik dinlerde hep şeydir eller yukarıya kaldırılır bir şey talep edilirken ile arandaki temas. yani ...çok metafizik düşünme o an. Ama bir şey söyleyeceğim. El gerçekten tam temas. Yani e, birisiyle hoş geldiniz dediğin evet. zaman... ...elinle tokalaşıyorsun. Evet. Yani kafayla... ...tokuşmuyorsun Tabii. mesela. Ya da evet. Kabe'ye gittiğinde evet. hemen dokunmak evet. istiyorsun. Evet. Ya öyle... ...hakikaten evet. elin çok özel ya bir yeri var. Mesela selam kelimesi var ya, ya da şalom... İbranice'de. Aslında şu demek... ...tam etimolojisini söylüyorum. Benim elimde bir şey yok demek. Yani onun anlamı şu. Hani benim elimde silah yok... Hmm. ...korkma. Yani... Dolayısıyla elimi uzatıyorum sana Bak elimde bir şey olmadığını gör Şalom demek o demek Yani elde hiçbir şey yok korkma O yüzden elini uzatır Yani o da bir güven Yani elin güven imgesi de biraz oradan kaynaklanır yani. Veya mesela el sallıyoruz Tabii. Böyle elimizi gösteriyoruz Hatta avcumuzun içini gösteriyoruz Bak ben de evet. sana karşı bir Tabii. elimde silah yok Canını yakmayacağım Tabii. Seni selamlıyorum Aynen. O yüzden el deyip geçmeyin yani Evet Kim sormak ister? Ha. Sor Nebahat'cığım Hocam genellikle e, aynanın kırılması uğursuzluk sayılıyor. Hı hı. E, eski Mısır ve e, Yunan'da e, sırf bu yüzden e, metal aynalar yapılıyormuş. Dinimizde bunun bir geçerliliği var mı? Yani dinimizde uğursuzluk sayılıyor mu ya da sayılmıyor mu? Bunun? Ya şöyle hani şimdi bu senin sorduğun soru güzel bir soru. E, fakat bu daha hani böyle İslam fıkhı klasik ilahiyatla ilgili olan bir yanı var bunun. Ben şimdi o kısmını geçeyim. Ben çünkü hani ilahiyat fıkıhçı değilim. ...tarihçi olduğum için oradan bir şey söyleyeyim ben sana. Binler tarihinde sizin alanınız neydi? Benim daha çok eski mezopotamya Hı. inançları... ...ve Yahudilik tamam. aslında. Uzmanlığım daha çok. Ee, ama hikayenin şu kısmı var. Ee, ayna... ...genellikle bütün cenaze evlerinde... ...veya ölü var olan herhangi bir yerde... ...aynalar ya kırılır... ...ya ters döndürülür. Mesela hala Anadolu'da uygulanır bu. Bunun sebebi şu, aslında camlar da kapanır yani. Bunun sebebi şu... Da bunlar da çok primitif çağlara giden şeyler, arketipler. Ölenin ruhu herhangi bir surette kendini görmesin diye, çünkü kendini görürse o zaman o evden ayrılmayacaktır. Anladın mı? O yüzden kendini görmesini engell engellemen gerekiyor senin. Camları örteceksin, aynaları ters çevireceksin. Şey, mantığı budur. Ama senin sorununa daha çok fıkıhçı ilgilendiren bir yanı var. O yüzden böyle bir tarih. Şimdi ben o fıkıh ilgilendiren yanını tam çözemedim de biraz Aha. şey gibi mi acaba e, zaman içerisinde tam tersi gibi mi olmuş yani uğursuz bir şey oldu kötü bir şey oldu birisi öldü öldükten sonra aynayı kır ama şimdi günümüzde hani aynayın kırılması uğursuzluk halbuki evet, tam evet. tersi evet. acaba biraz şey mi oldu onu zamanla karıştırmış mıyız? Tabi, muhtemelen ya. Yani... Ama o merak ettim ben hmm. o kısmını da diğer kısmını da. İşte dedi yani. Evet, yüzünü, e, 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 onu, yüzünü o, yani yeni soru bekliyorum. başka bir uzmanla Bunu unutmayın. <laughs> tamam peki. Olur. İsmail. Ben sosyal medyadan gelen. Evet. Mimavi sol <laughs> İsmail. <gülüyor> evet. İstediğini sor, sor. <laughs> Tamamdır. Ee, sosyal medyadan birisi maden Arapları ile ilgili bir bilgiye rastladığını söylüyor. E, Fırat Dicle arasında sulak bir arazide yaşıyorlarmış. E, ve ataları, ataları Sümerler deniyor. Ve bu bilgi evet. ne kadar doğru ya evet. da geleneklerle benzeşmişlik var sanırım. Bak, o konu benim ben yine çalıştım öyle spesifik çalıştığım konulardan biri o. Şimdi bu Araplar yani Madan, Madan Arapları veya Bataklık Arapları, Marş Araps yani Batı terminolojisinde Bunlar Basra Körfezi'nin biraz kuzeyinde Fıratla Dicle arasında yaklaşık böyle 1 bin kilometrekarelik alanda üç ayrı bölgede yakın zamanlara kadar yaşayan aslında hala yaşayan bataklıklarda yaşayan bir topluluk. Şimdi bunların etnik kimliği üzerine biyoloji and e, environment diye bir süreli yayın var. Bunun bu çok ciddi bir şey dergidir. 2011'de yapılan son çalışmalardan biri bu. Ee, o, o yayında bunların genetik kodları üzerine büyük bir antropolojik çalışma yapıldı. Fiziksel antropolojik çalışma. Şimdi bu adamların genleri e, Araplarla ilgili değil. Yani o bölge halklarıyla ilgili değil. Kürtlerle de ilgili değil. Bizim Türklerle de ilgili değil. Bambaşka bir etnik kimlikleri var. Artı bu adamların yaptıkları evler... E, bunlar tabi Müslüman ama okudukları dualarda ekledikleri bazı şeyler işte ritüellerdeki herhangi bir şey yaptı. Sandallarda yaşıyorlar zaten. Yani şuralarda görüyorsunuz. Yani hala kısmen o bataklıkta sandallarda falan yaşıyorlar. O sandalların şeyleri tamamen eski Sümer mimarisi, sanatsal özellikleri Şeyisi yok, değil mi? Aynen. Dolayısıyla yok. camı yok. Bunlar yani. şey eski Sümerlere kadar büyük ihtimalle çıkıyorlar. Dolayısıyla hani Orta Doğu'nun en otantik halklarından birisi olduğunu düşünenler var. Tabii ki dilleri Arapça, ama dillerindeki Arapça ifadelerde bazı Sümerce kelimeler var, kelimeler var. Enteresan yani. Böyle bir şey onlar. Evet, onların çok enteresan evleri vardı. Onların fotoğraflarını acaba bulabilir miyiz Ebru? Çünkü çok değişikti onları Hı, göstermek yapalım. istiyordum ben. Şey, e, yanılmıyorsam hatta ha, evet. Bu da biraz. Hatta bunlar şeydi değil mi? Saddam rejiminde bir zorluk çektiler, göç falan evet, evet, yaşamışlardı. Evet. Öyle hatırlıyorum Dur. ama sonradan galiba yeniden e, bir yerleşmeye başladılar. Enteresan, Dur. evet. E, Furkan'cığım senin sorun var mı? Evet, bir sonraki sorum e, ağaca bez bağlama, çaput bağlama kültürünün eski inançların ritüellerinde bir benzeri var mı? Bir seyircimizden de buna paralel olarak e, eskiden Orta Asya'da kullanılan Böz adlı paranın, bez paranın bununla bir ilişkisi var mı diye sormuş. Gözün bununla ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Yani ama herhangi bir ağaca bez bağlama ya bu artık çoğumuzun bildiği bir gelenek zaten. Anadolu'da hala yaşayan geleneği bütün dünyada çok güçlü. Ee, tabii Hindistan'da, Tibet'te falan hala Budist, Hindu geleneklerinde hala yapılan bir şey. Anadolu'da da kısmen hala yapılan bir şey. Tabii orada ee, aslında temel mantık şu. Şimdi bu gibi büyüsel ritüellerde temel mantık benzer benzeri çeker ilkesidir. Yani böyle bir formülasyon var. Mesela diyelim ki sen herhangi bir niyetin dolayısıyla bir kutsal mekanı ziyarete gittin. Bir talebin var yani. Ee, ne istiyorsun? Mesela diyelim ki bir ev istiyorsun. O, o Orada bir ev şeklinde bir figür bırakıyorsun oraya. Veya herhangi bir talebin var. Kendine ait bir unsur. Bak bez bazı yerlerde de bunu şeyden yapıyorlar saç demetleri. Yani saç saçından bir parça koparıyor, orada bir yere bağlıyor. Fakat oradaki bezin esas mantığı şu: o senden bir parça ve senden olan o parçayı senin bütün kimliğinin üzerine geçmiş olan o parçayı o kutsal mekana asarak istemiş olduğun şeyi elde etmeye çalışıyorsun. Yani. Temel mantık şeydir, budur yani. O bezin bağlanma hikayesi git hmm. de buradan kaynaklanıyor. Yani. Bir arketiptir insan. hikaye. Evet. Ee, bu gece bence sorular çok güzeldi arkadaşlar. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çalışmışsınız ve... <laughs> e, Bence de ilginç olan soruları sormuşsunuz. Evet, evet, Hocam sorular siz güzel. memnun kaldınız mı? Çok. Ben Hep bayıldım. Hepsi puan veriyorum. Gerçekten öyleler. Ben de çok evet, beğendim. Bir evet. de enerjileri yüksek. Evet, ee, evet. O da çok hoşuma gitti. Hep gelin iyi mi? <laughs> gelin valla gelin. Ee, Kürşat Demirci çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bence çok ilginç de bir programdı. Seyircimiz de e, katılımıyla zaten ilgi duyduklarını gösterdi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz ve programı artık kapatıyorum. Kapatmadan önce birkaç hatırlatmam var sevgili seyircilerimize. E, yarın inşallah Ankara'da olacağım. E, başkent Millet Bahçesi'nde. Ee, orada bir Atatürk Kültür Merkezi de içinde yer alıyor. Burası e, geçen günlerde Cumhurbaşkanımızın açtığı Türkiye'nin en büyük e, millet bahçesi. 700 bin metrekare büyüklüğünde. Burada e, Tufan Gündüz Hoca ile bir tarih söyleşimiz olacak. Eğer arzu ederseniz gelmenizi isterim. E, saat 19'da Başkent Millet Bahçesi'ne yarın Ankara'da olacağım. E, bir hatırlatmam daha var. E, çarşamba günü, evet. Çarşamba günü 3 Kasım'da Batman'dayım. Orada da saat 15.30'da evet 15.30'da bir söyleşimiz olacak. Arkasından da imza. Dolayısıyla önce Ankaralılarla sonra da inşallah çarşamba günü Batmanlarla görüşeceğiz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gece ve sonrasında güzel bir pazar günü olsun. Gelecek hafta yine cumartesi gecesi gündem ötesi TRT1 ekranlarında. Kendinize çok iyi bakın. Ebru ile programı hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Bak elimi açıyorum. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Zararsızım. <gülüyor>